Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam Kırmızı Masa'da çok kıymetli bir misafirim var. Meslek büyüğümüz, yazar, gazeteci, özellikle de yakın Türkiye tarihinin önemli tanıklarından bir isim Selahattin Eş Çakırgil. Hoş geldiniz efendim. Ayağınıza sağlık, eksik olmayın. Sevgili izleyenler, Selahattin Eş Çakırgil sıradan bir gazeteci veya yazar değil. Çünkü... Hı. Hakikaten de son yarım asra damgasını vuran olaylara tanıklık etmiş bir isim. Tek partili yıllarda doğmuş. 27 Mayıs'ı hatırlıyor, 12 Eylül darbeleri hatırlıyor. Yurt dışında 35 yıl gurbet hayatı çekmek durumunda kaldı. Cezaevine girmiş, suç sayılan yazıları olmuş. İran devrimini yakından takip etmiş. İran'da yaşamış, Almanya'da yaşamış. Dolayısıyla hem Orta Doğu'yu hem Batı'yı da tanıma imkanı bulmuş. Ve İslamcı gazeteciliğin, İslamcı davanın önemli isimlerinden mücadele insanı Selahattin Eş Çakırgil bu akşam bizlerle. Kendisine gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ben hemen şeyden başlamak istiyorum. Üstad Selahattin Eş Çakırgil resmi kayıtlarda 1948 Samsun doğumlu gözüküyor. Bu tarih doğru mudur? Oradan doğru başlayayım. Değil. Ne zaman doğduğumuz pek belli olmazmış efendim. Ne zaman doğdu Selahattin Eş Çakırgil? Onu herhalde 45'ler olsa gerek. Yani çünkü ölür demişler. Kaydetmezlermiş. Sonra bakmışlar ki ölmemişiz. Yani yoksulluk içinde. Yani gerçekten korkunç yoksulluk içinde Samsun'un Kavak ilçesi. Hatta o zaman çok da meşhurmuş. Açlıktan çok seri ölümler olmuş o sırada. Daha sonra ben bunu Metin Toker'in notlarında gördüm. Bir zamanlar işte açlığıyla meşhur olan Kavak diye. Allah Allah dedim. Yani o kadar ama hatırlıyorum. Rahmetli anam derdi ki, oğlum derdi. Bir büyüğüm var benden, abim var. Ve bir de ben olunca babam ve annem dört kişiler demişler. Babam demiş ki ciddi olarak boğazımıza birer taş bağlayalım. Çocukların da kendimizin de. Gidelim kendimizi ırmağa atalım. Çünkü belki dışarıya çıkabiliriz. Ama taş olursa ağır bir taş suyun içinde kalırız, boğuluruz, ölürüz. O kadar açlık ve sefalet içinde. Yani Türkiye'nin nüfusu da 18 milyon, 20 milyon ama %80'i Anadolu'da toprağa bağlı, %80-85'i toprağa bağlı köylüler açlık içinde. Hiçbir şey yok. Yoksulluk içinde. 1940'lardan bahsediyorsunuz. Evet. 2. Dünya Savaşı'nın bittiği bir... Tabii yani o dönemler, yani ben illa siyaset olsun diye söylemiyorum ama yani bir yerde Türkiye'nin yöneticileri, çünkü 1890'larda evet Osmanlı-Rus Savaşı'ndan 77-78 Savaşı'ndan sonra büyük bir darbe yedi tabii Osmanlı. Ondan sonra durumu biraz düzeltmeye başlayınca Sultan Abdülhamit 1892'lerde aşağı yukarı Osmanlı'nın o günün teknolojisine, o günün dünyasına ayak uydurma çabalarıyla mektepleşme çabaları, okul işte vesaire, her bir tarafta sanayileşme vesaire o güne göre. Ve aynı dönem Japonların da başlıyor. Meiji hareketi, ışık hareketi diye 1892'ler. 1920'lerde Japonlar gerçekten de dünyaya ayak uyduruyor. Biz 1920'ler, 30'lar aynı dönemde Japonların dünyaya ayak uydurduğu dönemde biz ise gardırop devrimleriyle meşgulüz, milletin kültürüyle meşgulüz, milletin inancıyla mücadelenin yollarıyla meşgulüz vesaire. Kıyafetli falan. Yani vesaire ve bu 1950'ye kadar da devam ediyor. Ben illa bir şey için söylemiyorum ama gerçekten sadece şunu hatırlıyorum. Çocukluğumda hayal meyal hatırlıyorum. Bizim köyümüzün, küçük bir köyümüz var, 25-30 hanelik bir köy. Samsun'un Kavak ilçesinde, hemen böyle Kavak ilçesine 3 kilometre mesafede. Anam rahmetli söylerdi, derdi ki oğlum derdi, şuradan aşağı, bizim köyümüz biraz yukarıdadır. 300 metre aşağıda vadi var, vadiden oradan demiryolu geçiyor. Samsun-Sivas demiryolu hattı. Anam derdi ki oğlum derdi, bizi yaklaştırmazlardı, yaklaşmayın şeye, beyaz trene. Beyaz tren İsmet Paşa'nın trenidir. Beyaz tren vadilerin arasından süzülür gidermiş. Kara tren olmaz. Beyaz tren. Beyaz trenle gider ve bizi de köylüleri, yalın ayak köylüler. Kocaman insanlar. Anam, hatırlıyorum, anam köyde yalın ayak dolaşırdı. Ayağına giyecek bir şey yoktu.
Yani böyle büyüdük biz. Hayır, o yoksulluğun içinde... Ama şapka mecbur. Şapka mecburmuş ve getirmişler. Şapka giymeyen zaten başına başka türlü bir şey giyemiyor. Yani böyle bir hikaye. Peki aslen aileniz Kavak ilçesinde, yani oralı mı yani? Tabii tabii, oralı. Oranın köylülerinden. Bizim Kavak zaten orası biraz şeydir. Türkmenler vardır, Arnavutlar vardır, Gürcüler vardır, Çerkezler vardır. Aslen Çerkez mi oluyorsunuz yoksa Çakır? Biz herhalde Türk soyundan olabiliriz. Çakırgil niye demişler? Büyük dedem Çakır, Kör Çakır derler. Lakaplar var o zaman. Tabii, tabii. Çakırgil onun evet. soyundan diye. Yani öyle bir şeyden ama evet, buyurun. Şey olarak yani 1950'lerin önce benim çocukluğumda hayal meyal hatırlıyorum. Köyümüzde bir Molla Ahmet vardı. Molla Ahmet minare derdik. İki ağacın arasına merdivenle çıkardı, orada ezan okurdu. Ezan okumadan önce hemen söylerdi. Derdi ki çocuklar, köyde yabancı var mı? Misafir var mı? Veyahut da bizim köyümüzden diğer köylere giden 3-4 tane yol ayrımı vardı. O yollarda uzaktan bir jandarma vesaire gelirse, o zaman hemen çıkardı minarede ezan okuyacak. Ezan yerine Tanrıludur, Tanrıludur diye bir şeyler okurdu. Biz de alay ederdik. Niye alay ediyoruz onu bilmiyorum. Çocukluğumda yani onu hatırlıyorum yalnız. Alay ederdik. O yukarıdan, ama Allahu Ekber diye eğer köyde misafir yoksa, etraftan gelen bir jandarma falan gözükmüyorsa, hızlı bir şekilde Molla Ahmet Allahu Ekber, Allahu Ekber, onu saygıyla dinlerdik. Ağaçta okuyor. Ağacın, iki ağacın arasında bir merdiven yok. Tabii. Köyün camisi yok. Cami var, minare yok. Minare. Ona minare derdik biz. Yani bir merdiven yapılmış iki ağacın arasına, oraya çıkar oradan okurdu. Jandarma korkusundan dolayı. Tabii jandarma korkusu. Ben şunu da hayal meyal hatırlıyorum. Yol vergisi toplarlardı köylülerden. Yol parası diye. Ne için yapılırdı o bilmiyorum. Ama o yol vergisi faciası gerçekten tam bir rezaletmiş. Yol yok, şu yok, bu yok zaten ama vermeyenlerin köyün ortasında tahsildarın atının kuyruğuna bağlanan adam şöyle bir köy meydanında dolaştırılır sürüklenerek. İsterseniz vermeyin hadi bakalım diyerler. Bir ikisini öyle dolandırdılar mı? Herkes neyse varsa ve ben emmimin hanımının evinden yol vergisine verecek parası olmadığı için diye haciz memurlarının gelip bakır tencere, tava neler varsa onları pencereden aşağıya attıklarını ve emmimin hanımının nasıl ağladığını hatırlarım. Öyle yani, öyle bir sıkıntılı bir dönem. Yani bu dönem, o dönemi tam yani kişi nedir, insan nedir? İnsan devletin kuludur. Tam bir faşist anlayış yani. Devlet için kendisini feda eder. Devleti de malum şefler, başımızdaki şefler vardı ve onların adamları yönetirlerdi. Evet. O kadar. Onlara jandarma, en başta jandarma dipçiyi, o korku. Öyle. Onun için ben yani biraz daha sonraki yıllarda Demokrat Parti döneminde biraz gözümüz açılmaya başlayıp da sorular sormaya başladığımız zaman siyasi konulara geldiğimizde rahmetli babam derdi, oğlum biz küçük insanlarız. Bizim devlet derdi yani tam şeyle, devletle işimiz olmaz. Bizim ailemizde karakola gitmiş olan var mı? Sizin neyinize gerek devlet? Allah'tan sonra devlet. Biz böyle öğrendik büyüklerimizden derdi. Kutsal şeyi de kurmuştu. Allah'tan sonra devlet o kadar derdi. Yani böyle bir çevre, sosyal evet. çevre. Evet, eş ismi nereden geliyor? Onu köyümüzde korkmuşlar insanlar. Ne soyadı alacaklarını bilemiyorlar. Herkes biliyorlar. İşte şunlar Seyitgiller, şunlar Çakırgiller, bunlar bilmem Yusufgiller. Bir sürü şeyler var. Ama öyle şey yok artık. Ya yeni isimler alacaksınız. Herkes korkuyor. Diyorlar ki, birisine diyor ki sizin Demir olsun. Peki. Köye gelen Yazım memuru. Yazım memuru. Sizin Demir olsun. Birisine diyor sizin Demir'den sonra Taş olsun. Birisine diyor sizin Baş olsun. Bizimkine de Eş olsun. Adamın şairliği tutmuş herhalde. Herkes böyle sesini çıkaramamış. Tamam. Ve bize Çakırgil derlerdi. Ama biz sonra işte öylece. Daha sonra siz az sonra onu sonra anlatmanızı istirham edeceğim. Çakırgil soyadını resmi değil ama
Nasıl eklediniz? Onu 163. madde vardı Türk Ceza Kanunu'nda. Ondan bir mahkumiyet 1973'te Fahri Korutürk, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün Müslümanlara çatan çok ağır bir konuşması vardı. Ben de Korutürk ve din anlayışı diye bir yazı yazmıştım Babıhalide Sabah gazetesinde. Babıhalide Sabah'ta kim vardı? Rahmetli Necip Fazıl vardı. Aziz Yemez imzasıyla yazardı. Sezai abi vardı. Sezai Karakoç. Karakoç ve bir iki yazardı. Bana da dediler ki 71 askeri darbesinden sonra yazı yazacak kimse kalmayınca ben daha önce arada sırada böyle bir 10-15 günde bir yazılar gönderirdim. Tanışmıyordum ama gazeteyle. Hukukta okurken İstanbul Hukuk'ta mesela Sovyet ihtilalinin 50. yılı 1967, 17'den 67'ye evet. 50. yılında hatırlıyorum bir hafta kadar seri yazılar veyahut da Cezayir meseleleri, efendim dünya meseleleri, Müslüman dünyanın meseleleri aklımın erdiğince veyahut da bazı ideolojik yaklaşımlar, günlük siyasi hayat değil. Efendim bunlarla meşgul olurdum. Sonra bulmuşlar adresimi, dediler ki sen dediler bize devamlı yazı yazsana. Ben dedim devamlı yazmak çok büyük bir işti tabii, benim. O zaman Süleymancı cemaatinin insanı. O daha önce Eymen Topbaşlar var ya şimdi evet. Bu. Onların Sabahattin Topbaşlar vardı. Sabahattin Topbaşlar'ın elindeydi gazete. Evet. Ben oraya gittiğimde o bir yazı heyetinde bir değişiklikler yapılmış. Ancak bana dediler ki sen kalabilirsin dediler. Çünkü ben itikadi konularda direkt görüş belirtmek yerine eğer zihnime takılan bir şey olursa soru sorardım. Buna nasıl cevap vermeli diye doğrudan dolayı halen de onu tercih ederim. Yani ben görüş belirtecek durumda değilim ama zihnime takılan bir şey olursa derim ki bu hususu nasıl anlamalı? Evet. Yani bilen varsa yazsınlar, bildirsinler diye. Orada mı kullandınız Çakırgil'i? Yok, orada değil. İşte 73'teki yazıdan sonra bir gün savcı çağırdı. Gittim savcıya, savcı baktı, ya evladım çoksa gençmişsin ya dedi. Bu seni mahkum edeceğiz, yani mahkum olacaksın bundan dolayı. Olur dedim, bir söz ki bizden sadır olmuştur. Gerekirse feda ederiz kendimizi gibi biraz da yani gençliğin verdiği şeyle. Evliyim de bir kızım var o zaman, efendim halen de bir kızım var zaten. Ve sonra 3 sene... beni yakalayamadılar. Çünkü herhalde Milli Selamet Partisi'nin İçişleri Bakanlığı devamlı Milli Selamet Partisi'nin de olduğu koalisyon hükümetlerinde herhalde ondan dolayı yakalayamadılar bilmiyorum. Ama ben mahkum oldum. 6 ay içinde beni mahkum ettiler 163'ten. Efendim devletin dini esaslara göre ben çünkü Korutürk ve din anlayışı diye siz ne zannediyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Din yani evlerdeki camekanlı dolaplarda kristal bardaklar vardır. Orada süs eşyası olarak kullanılır. Ama hiçbir yere dokunmasın gösteriş olarak. Böyle bir şey mi zannediyorsunuz dini? Din elbette ki bir toplumun inanç değerleri sistemidir. Ona göre hayata bakışını ayarlamak istiyor. O dediler işte siz 163. maddeye göre devletin dini esaslara göre yönetilmesini matbuat yoluyla propaganda yapmaktan suçlu. Ben de zaten yeni mezun olmuştum o zaman. Yani 3. sınıfa geçmiştim zaten yazıya başladığım zaman hukuk fakültesinde. Ve sonra mahkum ettiler. 3 ay içinde de tasdik ettiler Yargıtay'dan. Ondan sonra da bulamadılar beni. Yani nasıl bulamadılar onu bilmiyorum. Yani hem de gelirlerdi. Çakırgil nasıl oldu? Ondan sonra 77'de hapse gireceğim zaman, çünkü 77 seçimlerinde bizim cenah biraz geriledi diyelim, biraz diyelim epeyce. Ecevit birinci parti durumuna geldi. Ama tek başına hükümeti kuramıyordu. Derhal hükümet kuruldu. Korutürk imzaladı hükümeti. Hükümet işbaşı yaptı ama güven oyu alamayıp bir ay içinde düştü. Ama bir ay içinde düşse bile hükümet faaliyete geçtiği için bir hafta sonra beni Çapa Tıp Fakültesi'nde çalıştığım mekandan hem gazetede yazıyorum hem de Çapa Tıp Fakültesi'nde bir laboratuvarda çalışıyorum orada. Sağlıkçıyım ben çünkü evet. Sağlık koleji mezunu, sağlık okulu mezunuyum efendim. Mikrobiyoloji laboratuvarı orada çalışıyordum. Ve o sırada bir yazı yazdım. Her an yedek girebilirsiniz diye Milli Gazete'ye yazmışım. Dedim eğer bir gün hapse girersem hemen bunu devreye sokarsınız. Orada da yazmıştım. Yani 77-76'larda Milli Gazete'de yazıyorsunuz. Tabii 70, evet.
72'de sabah Babali'de sabahta başladım. 74'ün sonunda ayrıldım. O uzun hikaye. Evet. Ama sonra Erbakan Hoca dedi, senin yerin burası muhterem kardeşim. Daha önce demişti zaten Erbakan Hoca, dedi ki, muhterem kardeşim senin yerin dedi, burası dedi, Milli Gazetemi dedi. Ben de dedim, hocam benim şeydeki sabah gazetesinde yazdıklarım, Babali'de sabahta yazdıklarım her gün Milli Gazete'de iktibas ediliyor, yayınlanıyor. Ama Milli Gazete'de yazdıklarım sabahta yayınlanmayacaktır. Öyle devam ettiydik ama sonra... Sonra hapse girdiniz. Hapse gireceğim zaman bir yazı yazdım. Yedek yazı bırakmıştım. Girersem hemen bu yazıyı koyun diye. 163. maddeden laik rejimin pençesinde zindana girerken sütunumu ben geri dönünceye kadar, inşallah geri dönünceye kadar Selahattin Çakırgil kardeşime bırakıyorum dedim. Hmm. Yani bakalım dedim, cezaevinde ne olacak? Ve Selahattin Çakırgil kardeşimiz cezaevinden her gün yazılarını gönderir oldu. Sonra Erbakan Hoca demiş bir gün, ya Milli Güvenlik Kurulu'nda mesele oluyor. Turan Feyzoğlu vardı o zaman. Ortak hükümette, milliyetçi cephe hükümetleri var. Siz demiş Erbakan Hoca, siz cezaevindeki adama yazı yazdırıyorsunuz. Erbakan Hoca öyle mi demiş? Sonra dedi, Erbakan Hoca demiş, siz yazıyı kesin. Arkadaşlar dediler ki, abi kesmeyeceğiz, sen yazıyı gönder. Erbakan Hoca, biz imzanı atmayacağız, sadece değişik isimler. Remzi bilmem kim, yani, Ahmet bilmem kim filan filan değişik isimler. Değişik isimlerle yazıyı giriyorlar. Fakat giriyorlar, bir ay kadar öyle devam etti. Hoca sonra demiş, ya üsluptan tanıyorlar. Allah Allah, tabii, üsluptan, iyi takip ediyorlar. Tabii, tabii. Hatta bakın bir şey var, bir Kara Bir Gün diye bir yazı almıştım. Daha öncesinde bu işin... 1976'da Kara Bir Gün diye bir malum bir gün var. Bir yaz günü var. Resmi yaz günü. 10 Kasım'dan bahsediyorum. Evet. Bu Kara Gün yazısında ve bunun dedim aslında Süleyman Nazif'in İstanbul'un işgal edildiği yılları yazdığı, anlattığı Kara Bir Gün diye başlıklı bir yazıdan bahsettim. Ondan sonra anlattım. İşte şöyle oldu, böyle oldu vesaire. O uzun bir hikaye, evet. Ama sonra ertesi gün tabii yazıyı verdim. Yazı yayınlandığı zaman İsmi lazım değil, Cumhurbaşkanlığı şimdi ölmüştür hayatta. Günaydın gazetesinden Cumhurbaşkanlığı kontenjan senatörü vardı o zaman Korutürk'ün listesinden. Oraya senatör seçilmişti, Çelebi soyadlı birisi. Çıkmış televizyonda okuyor benim yazımı. Bütün senato üyeleri yuhluyorlar beni, her cümlemi yuhlar çekiyorlar falan. Hoca demiş, sakın buna cevap vermesin Selahattin. Çünkü sussun yani bu hususta. Arkadaşlar dedim ki, vallahi adam bana şey yapıyor. Ben de buna cevap veririm dedim. Olur mu öyle cevap vermemek? O zaman dediler, biz yazının Ankara baskısını, hoca İstanbul'da değil, Ankara baskısını görmez. Biz yazıyı yayınlayalım ama Ankara baskısında reklam koyacağız oraya dediler. Tamam dedim. Arkadaşlar öyle yaptılar. Çelebi'ye sevgilerle diye bir yazı yazdım. Çelebi'ye sevgilerle yazıda dedim, çok teşekkür ediyorum dedim. Siz oradaki o senatörlere falan, ben bunu istesem de 15 dakika boyunca o yazıyı dinletemezdim. Onun için dinlettiğiniz için çok teşekkür ediyorum vesaire. Yani kırgır bir yazı. Neyse öylece kaldı. Evet. Yani bizim ondan sonra o hapse girişimizden sonra da zaten Çakırgil kullanılmaya başladı. Daha sonra bazıları dediler, ya bu Selahattin Eş vardı, o ne oldu? Bazen takılıyorduk, onu öldürdük diyorduk. Selahattin Çakırgil oldu. Ya Çakırgil hapiste başladı aslında. Evet, hapiste hikaye başladı. Evet. Öyle de kaldı. Selahattin Eş Çakırgil diye ünlendiniz. Biraz öyle bir ünlenmek değil. Yani ben de bazıları hani soruyordu, bu Selahattin Eş nerede? Yani biz de dedik ki, en iyisi bir tire koyalım. Hem odur hem budur. Eyvallah. Diye. Şimdi şöyle biraz daha geri dönelim. Çünkü siz ilkokulu köyde okuyacaksınız değil mi? Köyümüzde ilkokul yoktu. Yoktu. Nasıl okudunuz peki? Köyümüzün uzağında bir yarım saatte gidilen bir başka köy vardı. O köye giderdim. Köye giderken babam sabahleyin çağırdı beni. Oğlum dedi, senin adın Selahattin. Soyadın Eş. Allah Allah. Bir de Eş varmış. Yani ben ilkokula gideceğim zaman ilk olarak öyle bir şey olduğunu öğrendim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bizim köylerimizde o dönemde 50'li yıllar demek ki 50'nin başları köyün üzerinde şeyler geçiyor, uçaklar geçiyor, kağıt atıyorlar. Sonra öğrendim ki daha sonraki dönemlerde meğer Kore Savaşı'na Türkiye'nin girmesi için köylülerimizi aydınlatmak için
bildiriler dağıtılıyor. O 1952 zaten. 51'liler falan. Evet. Dönemi. İşte o dönem. Ben de demek ki o dönemde ilkokula başlıyorum. Evet. Efendim. Ve öyle Menderes falan pek bilmiyoruz biz. Yani daha 51'lerde falan. İlkokulda hava nasıl? Yani ilkokulda din dersi falan var mı? Yok yok, öyle bir şey yok. Sadece biz sabahları köye gittiğimiz zaman, o köye gittiğimiz zaman köyde bir öğretmen vardı. Öğretmen bize sabah jimnastiği yaptırıyordu. Ve diyordu ki çocuklar, anne babanız bilmediği için bu jimnastiği, onlar eğilip kalkıyorlar, namaz falan kılıyorlar. Biz işte biz modern insan olacağız vesaire. Böyle acayip laflar ederdi. Yani ve ben bunları babama söylediğim zaman babam ona hayır dua ederdi malum usullerle. Anladım. Peki odun falan götürüyorsunuz okula tabii, değil mi? Tabii. Koltuğunuzun altında bir odun. Tabii tabii. Odun odun maalesef o şapka yok ama ilkokulda var mı? Yok. Yok. Ama köyüm yani orada köye gidip gelişte bir yarım bazlama derler bize ve böyle şey yarım şey büyüklüğünde ne diyelim lahmacun büyüklüğünde evet. Sadece ekmek bildiğimiz ekmek. Beslenmeniz o. Anam bir de yanında bir kesme şeker verirdi. Oğlum derdi şunu bir kıt alırsın. Üstüne onunla bir de orada bir mektebin yakında öğleyin. Orada bir çeşme gibi bir yer vardı. Oradan da suyunu içersin. Biz öyle şey yaptık. Yalın ayak gittiğimiz oldu. Çamura çarık giydiğimi hatırlıyorum çarık, ilk gittiğimde. Çarıkla ama çarık çamura saplandığı zaman ipleri koptuğunda oturup ağlardım. Yani değil mi? Daha sonra kara lastik çıkacak. Kara lastik çıktı. Giydiniz onu da. Tabii tabii. O konfor artık. Tabii. Ama konforun da konforu vardı çünkü cisavet diye ayrı bir şey. Bunlar reklama girmez artık. Yok. Millet bilmez onun ne olduğunu. Şimdi cisavet diye ama şu anda bayağı pahalanmış onlar. Öyle mi? Evet. Parlak böyle içi kırmızı pamuklu bir şeyler vardı. Onları herkes giyemezdi ve bizim kasabamız, bizim köyümüzden kasabaya gidenlerin hatta birbirlerinden yedek ayakkabı istediklerini, o kara lastik dedikleri ayakkabıyı isteyip kasabaya gidip geleceğim, kavağa gidip geleceğim diye. Yani o kadar köyümüze benim yok. Anam da dahil köylü kadınlar yanına ayak evet. Giderlerdi köy. Şimdi 1950'de 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti iktidara geldi. Onu haberimiz yok pek bilmiyorum seçim ama. Seçim hatırlamıyorsunuz. Yok. Ezanın aslına döndüğü tarihi bir ay sonra da aslına dönüyor çünkü. Bir ay sonra mıydı? Tam 16 Haziran 50 çünkü. Evet. Yani onun ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama şeyin ezanın değiştirildiğini biliyor. Yani ezanın sahih şekliyle okunduğu evet. Okunmadığı dönem yani Tanrı Uludur denildiği dönemleri de biliyorum. Evet. Ondan sonraki dönemi de biliyorum. Ancak şu var. Şimdi mesela 1953-54 ilk olarak Samsun-Ankara veya Ankara-Samsun istikametinde bizim köyümüzden karşı tarafta şose var. İşte şose derlerdi o zaman. Karayolu. Yüzlerce araba gidiyor. O yüzlerce arabanın ne olduğunu bilmezdik. Derlerdi ki Aslan Menderes geçiyormuş. Aslan Menderes kim? Aslan Adnan bilmezdiler. Pek halkın telaffuzunda yoktu Adnan ismi. Aslan Menderes geçiyormuş. Ona derdik falan. Partiye de zaten demokrat değil, demirgrat derler. Tabii yani öyle bir şey. Evet. O dönemde biz daha sonra 54'lerde biraz dünya siyasetiyle ilgili Kıbrıs meselesi çıktı ortaya. 54-55'lerde ilkokulun sonuna doğru galiba. Evet. Denildi şey başladı. İşte Kıbrıs mitingleri falan efendim ve Kıbrıs'ın ne olduğunu da bilmiyorduk ama Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır, Makaryos bilmem nedir, ne kalacaktır gibi sloganlar vardı böyle. Onlar halkı coşturuyorlar. Demokrat Parti, babanız, aileniz Demokrat Partili. Onu söyleyeyim. O öyle de değildi. Bizim köyümüz Demokrat Partili falan değildi. Bizim köyümüz Halk Partili bir köydü. Niyedir bilmem. Köyümüzün içme suyu yoktu. Köyümüzün içme suyunu o derelerden toplanan suları getirirdik büyük kazanlarda. Kazanın içinde istirahat eder sular, içindeki çamur çöker dibe. Annem babam, özellikle babam mesela su istediği zaman aman kazanı bulandırmadan al oğlum. O suyu içerdik biz. Köyde içme suyu yoktu ama 1955'te sanıyorum bizim köyümüze ilk olarak Demokrat Parti döneminde onlar işte o şeyden bir köy içme suyu getirildi. O içme suyu getirildikten sonra yapılan seçimde de bizim köyümüze küçük bir köy ama yine Halk Partisi kazandı. Ve kazandığı zaman da
O milletvekili köye uğramadan geçti haliyle. Evet. Yani size ben içme suyu getiriyorum. Siz hala dercesini herhalde kahren. Ama bizim köyümüz ayrıca şöyle bir şey var. Radyo yok. Radyo bir köy, bir evde vardı. Hayal meyal işte Kore'ye giden askerleri hikayesini radyodan anlatıyorlar. Ondan haberimiz var. Bir de köye gelenler getirirlerdi. Oğlum derlerdi şunu oku, biz okuma yazma bilmiyoruz. Karagöz diye bir gazete çıkarılırdı. Ben ne okudum pek anlamıyorum ama köylüler ben okudukça gülerlerdi. Ben niye güldüklerini bilmiyordum. Mizah gazetesi. Evet, mizah gazetesi. Evet. Gazetede olarak da o vardı yani. Köy falan öyle bir şey sonra, yok. Siz ilkokulu bitirdiniz. Sonra ortaokul, lise olacak. Ortaokul Kavak'ta okudum. Yeni ortaokul açılmıştı orada. Bizim hatta rahmetli Burhanettin Kayhan vardı. Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı oldu sonra. Bizim Kavak Çerkezlerindendi Burhanettin abi. İsmail Kahraman abiden sonra Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığına getirilmişti. Efendim o şey olarak orada onlar 18 yaşındayken falan ortaokula kaydedilmişler. Çünkü yeni ortaokul. Biz ise normal yaşımıza alındık ortaokula. Gittik bir baktık. Abilerimiz izbandut gibi her birisi. Sonra Allah Allah derdik. Biz ufacık kaldık yani. Yani öyle bir şeyle köyden o tarafa gider. Ortaokulda şapka veya din dersi var mıydı? Din dersi yoktu. Şapka gibi var mı? Din dersi sonunda vardı galiba. Son sene galiba bir din dersi geldi. Şapka zaten ortaokul şapkası taktırırlardı. Ve ben ortaokula köyümüzden Kavak'a 3-4 kilometrelik bir mesafe var diyelim. 1 saatlik. Kardeşleriniz var mı? Var ama onlar daha sonra da okudular. Benim abim okumadı. Abim o zaman okul yaşını siz geçmişti. Okumayı istiyor muydunuz? Hayalinizde bir meslek falan var mıydı? Bir şeyler okumak istiyordum ama mesela öyle bir şeyin fazla hayal ettiğimi pek hatırlamıyorum. Sadece herkes bir şey söylüyordu. Tabii ben dünyaya kapalı bir insanım. Çünkü şehre gittiğim zaman kasabaya çocuklar, şehir çocukları diyorlar ki Galatasaray ne yaptı, Beşiktaş ne yaptı, Fenerbahçe ne yaptı, Lefter ne yaptı? Ya nedir bunlar bilmiyorum. İnan yani hiç gol atıldı, nasıl, ne oldu gördünüz mü diyorlar. Atılınca niye seviliyor? Bunlar birisi gol atmış, ne demektir gol atmak? Ve niçin seviniyor bu çocuklar? Birbirleriyle yarıştırıyorlar şehir çocukları. Ve ben böyle bir kapalı bir dünyadan geldim. Anladım. Yani öyle bir şey. Ondan sonra ortaokuldayken dediler ki Marif Vekili geliyor dediler. Tevfikleri rahmetli. Tabii daha sonra yasada duruşmalarında gördük onu. Ve birkaç defa yasada duruşmalarında Tekmet Esil'le dışarıya çıkarırlardı. Siyaset yapıyorsun diye. Evet ben siyasi bir suçluyum. Siyaset yaparım diyordu. Ve o bir defa geldi hatta sınıfımıza dedi herkese soruyor sen ne olacaksın oğlum? Sen 40 kişilik falan bir sınıftık herhalde 40-45. Herkese sordu. Ben nereden aklıma geldi veya nereden duydum bilmiyorum onu. Veya okuduğum kitaplardan mı? Çünkü kitaplarda ben bakıyorum ortaokulun kitaplarına. Orada sen ne olacaksın? Sen ne olacaksın? Kimisi doktor, kimisi pilot diyor, kimisi bilmem ne diyor falan filan. Daha böyle astronot falan hikayeleri yok çünkü. Evet. Kimisi polis diyor falan. Sonra bana sordu. Sen ne olacaksın oğlum dedi. Ben de gayri ihtiyari böyle herhalde okuduğum bir yazıdan etkilenmiş olsam gerek. Çünkü o sırada hayal meyal hatırımdadır. Abraham Lincoln'un hayatını okumuştum. Ona dair bir hikaye okumuştum. Ta 1860'lardaki yani benden 90 yıl öncelerdeki o zaman evet. Bir Abraham Lincoln. Oradan mı kaldı bilmiyorum. Ben adam olacağım inşallah dediydim. Sonra Tevfik İleri rahmetli dedi ki çocuklar dedi en doğru cevabı bu yavrumuz verdi dedi. Hepinizin de böyle olmasını isterim. Pilot olursunuz, doktor olursunuz, polis olursunuz vesaire ama adam olmak çok zordur falan gibi bir şeyler söyledi. Yani o kadarca. Ondan sonra ortaokuldan sonra babam beni dedi oğlum ben seni okutamam Samsun'da çünkü ben köyden kasabaya gidip geliyorum. Her gün 15 kuruş veriyor babam oradan yarım ekmek alıyorum. 30 kuruşta ekmekler. Onu yiyorum o kadar. Başka bir şey yok yani. Sadece kuru ekmekle gidip geliyordum. Evet. Ama
Samsun'da ev kiralayacak. 45 kilometre ötede Samsun. Ama lise 3-4... orada var çünkü. Lise Samsun'da var. Evet, lise Samsun'da var. Ama ben ev kiralayamam çünkü para yok. Eyvah okuyamayacağım diye. Ben yani her şeyden kesildim. Yemek yemiyorum, kurumuşum artık şeyle. Annem üzülüyor, oğlum okuyamayacağım diye üzülüyor falan diye. Sonra babam baktı ki ben okumayacağımdan dolayı okuyamayacağımı düşünerek üzülüyor. Oğlum sen dedi şey yapabilir misin? Sen Ankara'ya gidebilir misin? Giderim baba dedim. Sen Yaşar Doğu'yu bulabilir misin dedi. Yaşar Doğu, duyuyoruz Yaşar Doğu, Samsun Kavaklı, dünya şampiyonu bir güreşçi. Çok mu? Tabii. Oğlum dedi, ben dedi bizim köyümüzden bir köy öbür tarafta, aramızda bir başka köy var, köy çayırlarında. Biz onunla güreş tutardık dedi. 25 sene oldu. O oldu. Yaşar Doğu, ben yine Çakırgil'in Mehmet dedi. Unutmuştur belki ama oğlum dedi. Yine de asıl azmaz bal kokmaz derler dedi. Babamın böyle bazen köy filozofu gibi sözleri vardı. Asıl azmaz bal kokmaz derler. Bir mektup yazdım ona dedi. Git ver dedi. İyi de Yaşar Doğu nerede? Yaşar Doğu gerçekten Ankara'da mı? Değil mi? 10 lira verdi, para verdi şeye, otobüse, Kavak'tan Ankara'ya, 10 liraya. Sizi de bindirdi. Bindirdi, 10 lira da cebime para verdi. Gittim, o zaman Hergele Meydanı derlerdi. Şimdi Melike Hatun Camii yapmışlar, İtfaiye Meydanı Ankara'da. Orada 70... Yalnız bir çocuk olarak gidiyorsun. Tabii, yani ama annem çok ileri görüşlüydü diyorum ben bazen arkadaşlarla konuşurken. Sizin yetiştiğiniz çevre nasıldı falan diyorlar abi diyorlar. Diyorum annem çok uzak görüşlü bir hanımdı diyorum. Nasıl abi diyorlar yani diyorum. Köylüydü, okuma yazması yoksa ama 60 yıl, 65 yıl önceden bugünkü modanın böyle olacağını biliyormuş demek ki. Pantolonumun orası delik, burası delik, ceketim her tarafı yamalı. Öyle geldim Ankara'ya. Yani ben bütün bunları tabii latife olarak söylediğim zaman genç kardeşler biliyorlar, abi diyorlar, annem maşallah çok uzak görüşlüymüş diyor. Evet diyorum, öyle. Yani gerçekten yoksulluk içinde. Şimdi geldiğim Ankara'ya geldiğim zaman Ankara'da ilk dikkatimi çeken bütün dairelerde Celal Bayar'ın, Celal Bayar reisi cumhur, Celal Bayar altında reisi cumhur. Üstünde de bir söz var. Ey filan, seni sevmek bazı yerlerde ibadettir yazıyordu, bazı yerlerde de milli bir ibadettir yazıyordu. Evet, o sözü o üstad sansürlü söylüyor ama ey Ulu Atatürk, seni sevmek milli bir ibadettir sözü Celal Bayar'a ait. Evet, yani onu ve bir tuhaf olurdum böyle, bu ya ibadet niçin olsun? Ama İsmet Paşa, hayatta İsmet Paşa tarih kitaplarında okuyoruz. Çok büyük bir devlet adamı olsa gerek. Çünkü kitaplarda vardı. İkinci evet. Cumhurbaşkanı falan diye. Sonra hatta Ankara'da yani öyle Yaşar Doğu'yu şimdi arayacağım Ankara'da. 75 kuruş verdim. İlk gece kaldım otelde. Ondan sonra 10 kuruşa da bir simit aldım ertesi sabah. Onunla idare ediyorum. Geldim, dolaştım. Postaneden sordum. Dedim ki postaneye gittim. Ulus Meydanı'ndan postane vardı. Ben böyle böyle ben dedim Yaşar Doğu'nun adresini istiyorum oradakilere. Dediler ne yapacaksın oğlum? Dedim hemşerimdir onu göreceğim falan. Dediler oğlum filanca şey de dediler. Hacı Bayram Camii'nden dış kapıya Yıldırım Bayezid Meydanı deniliyor şimdi. Dış kapıya inen yerde orada Uzun Yol Caddesi'nde dediler. Oraya git dediler. Gittim orayı buldum akşam karanlığında. Sabahleyin de erkenden gittim şey olarak. Daha yeni yeni ışıyor her taraf. Ve çöpçüler her tarafı süpürüyorlar. Dedim Yaşar Doğu'nun evi hangisi? İşte şu dediler. Bir zil yok. Kapının tokmağı var. Pencerenin sürmeleri var o zaman. Ahşap bir ev, iki katlı bir ev. Birisi, pijamalı birisi çıktı. Böyle bodur bir tipli herhalde. Bilmiyorum ama ben görmedim çünkü Yaşar Doğu'yu ama Yaşar Doğu bir İzbandut gibi, Koca Halil gibi, Koca Yusuf gibi, ne bileyim Ali Çomu bir şey vardı. Adalı Halil gibi. Evet. Eski o şeylerin, 100 yıl öncelerinin büyük pehlivanlarının isimleri var zihnimizde. Öyle birisini bekliyordum. Buyur evladım dedi. Yaşar Bey amcayı görecektim efendim ben dedim. İndirdi o sürmesini pencerenin.
Adam dedim kabul etmedi herhalde bizi. Hiç yanlış yeri herhalde çaldım. Hiçbir şey söylemedi. Ne yapayım dedim, bir daha mı çalayım derken bekliyorum kapıda. Biraz sonra kapı açıldı arka taraftan. Merdivenin başından iple açıldı. Aşağıya indi, meğer o pijamasını çıkarmış, gömleğini giymiş. Aşağıya indirdi, indi birisi. Kısa boylu, biraz daha çok Turgut Özal tipinde, kısa boylu, budur tipli, şişko birisi. Buyur evladım dedi. Dedim ben Murat Beyli köyünden geliyorum, Kavak'tan. Çakırgili Mehmet'in oğluyum. Babam dedim size bir mektup yazdı, buyur. Hatırladım hatırlamadım bilmiyorum. Babam da ne yazdı onu da bilmiyorum. Ve aldı, okudu. Ve gel oğlum yukarıya gel dedi. Yukarıda bir kahvaltı yapalım dedi. Yok efendim teşekkür ederim. Evladım gel, yok gelmem. O zaman dedi gelmeyeceğimi görünce. O zaman öğleden sonra gel dedi. Maltepe Güreş Kulübü'ne gel. Gittim oraya, orada. Beni verdi Mustafa Dağıstanlı diye o zamanın dünya şampiyonlarından birisi var. Bir de Hüseyin Akbaş vardı. Onlara verdi, bu çocuk sizin yanınızda kalacak dedi. Bir iki hafta sonra, bir hafta sonra sürmeden okulun açılışından, açılışı öncesinde, bir gün öncesindeydi. Okula götürdü beni Yaşar Doğu. Yaşar Doğu dedi ki, bir kişi karşıladı olsa hemen koştular, geldiler, o Yaşar Bey falan filan. Bu Mehmet Sağlam, sonra Milli Eğitim Bakanı falan oldu ya. O demek ki tanımış. O da diyor ki Yaşar Doğu da, inşallah tanıyan çıkar, ben diyor, hiç bilmiyorum bu işleri ama diyor. Tabii orada tanıdı. Efendim ben Müdür Bey'le görüşeceğim. Gelir efendim biraz sonra. Geldi. O da koştu önüne. Ben buyurun dedi. Odaya girdik. Odasına aldı müdür bizi. Yaşar Doğu dedi ki Müdür Bey ben ömrümde yapmadığım bir işi yapıyorum dedi. Bu çocuk hemşerimmiş. Ali Pürmelali ortada demek istedi herhalde. Bu çocuğun istikbalini kurtaralım diye geldim dedi. İmtihan yokmuş. Kura'da çekilmişiz, Kura'da kazanamamışız. Yani çünkü Kura'da kazanamadım, imtihanda kazanamazsam tamam bir şey yok. Yani biraz fazla müracaat olmuş. O da dedi ki hemen çağırdı Mehmet Sağlam'ı. Bir bak bakalım dedi, gelmeyen var mı? O geldi, baktı. Efendim dedi, hepsi de gelecek dedi. Telgrafa bildirmişler ama yine de başka okullara gidenler olur. 59, 58, 59. Dedi, yine dedi. Bekleyin. Belki dedi gelmeyen olur. Ama şunu söz vereyim size dedi Yaşar Bey dedi. Reis-i Cumhur adam gönderse eğer bir çocuk yani gelmeyecek olursa önce bu çocuğu alacağım. Ondan sonra Reis-i Cumhur'un çocuğuna. Yaşar Bey teşekkür etti. Hadi evladım dedi çıktık. Bir hafta sonra okul açıldı. Birkaç gün sonra diyelim veya gerçekten de bir çocuk gelmemiş. Evet. Diğer çocukları yelediler, dediler. Bu sağlık okulu mu oluyor? Evet, sağlık okulu. O zaman başka yok zaten Türkiye'de. O zaman bir sağlık okulu. 150 çocuk alınıyor. Bir kişi gelmemiş. Onun yerine beni aldılar. Yatılı okula girdik. Ama yatılı okul yani ben dediğim gibi modanın öngüsüyüm artık. Yani 60 yıl sonrasının modasının öngüsü olarak. Onun için de hiçbir yere çıkmıyorum. Kitaplığın idaresini ben aldım. Dedim ki ben kitaplığı istiyorum dedim. Kitaplıktan da çünkü dışarıya çıkacak halim yok. Evet. Ne ayağımda ayakkabı var, ne doğru düz, hiçbir şeyim yok. Aldığım derslerde maalesef hep zayıf not, kıl payı 5 diyorlar, 10 üzerinden 5 veriyorlar. Sonra devlet bizi de giyindirdi, onlar herkese eşit olduk. Aa dediler, sen dediler, burada mıydın evladım dediler, bu sınıfta mıydın, yeni mi geldin sonra falan. Sonra onu almaya başladık vesaire yani. Sonuçta babanız geldi mi gitti mi sonra? Yok. Şeye gelmedi. Okullar kapanınca köye gidiyordu. Okullar evet. Tabii 27 Mayıs ancak 27 Mayıs'ı tabii orada yaşadık biz. Ankara'daydık. Ankara'da 60'ta. Nasıl duydunuz 27 Mayıs'ı? 27 Mayıs'tan öncesinde bir defa 27 Mayıs... Cuma namazında birkaç kişi, 3-4 arkadaş Cuma namazına giderdik. 450 öğrencisi vardı bizim okulumuzun. Karşımızda, şimdi o Kurtuluş Parkı var Ankara'da, Hacettepe'nin altında, güneyinde. Onun karşısında Abdülhadi Camii diye bir cami vardı. Oraya namaza giderdik, 3-4 kişi Cuma namazına. Ve orada da namaz kıldığımız yerde de yine 3-4 kişiye vardık ya yoktuk. Orada da aşağıya inerdik, o da Kömürlük diye bir yer vardı.
Orada bir battaniye sererdik. Orada namaz kılardık. Hocanın birisi gelirdi. Evladım burada, burası temiz mi? Burada namaz kılınır mı? Size namaz vacip midir? Vesaire böyle şeyler söylerdi. Biz dinlemedik. Ama bir gün namazdan dönerken, cuma namazından dönerken baktık hukuk fakültesi ve siyasal bilgiler fakültesi 500 metre uzağımızda bizim Cebeci Meydanı'nın oralarda. Makineli tüfekle taramalar oldu. Ama işin doğrusu duvarlar taranmıştı. Şeyler değil. Öğrenciler falan değil. Hiç kimse de ölmemişti. Ama o gün dediler ki BBC diyorlar. BBC'nin ne olduğunu bilmiyoruz biz. Hastanelerde biz çünkü hastanelerde staj yapıyoruz. Dediler ki doktorlar her birisi BBC söylüyor dediler. Dün söylüyor Ankara'daki gösterilerde 60 kişi öldürülmüş. Hayır birisi diyor ki yok ben filanca yeri dinledim 170 kişi öldürülmüş vesaire. Ve sıkı yönetim ilan edildi. Örfi idare o zamanki deyimle. Örfi idare ilan edildi ve örfi idarenin ilanıyla birlikte tabii hocalarımız bir kısmı Halk Partili, Demokrat Partili var mıydı bilmiyorum ama Halk Partili olanlar kendilerini hissettiriyorlardı. Yani siz lisedeyken 27 Mayıs darbesi oldu. Tabii. Ve o hocalar gelirlerdi. Çocuklar işte bir de ne o bir şey vardı. Osman Paşa marşı. Evet. Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu falan diye bir gulgule halinde ses geliyor uzaklardan. Öğrenciler gösteri yapıyorlar. Fakat kim öldürüldü, kim öldürülmedi bilmiyorum. Ancak yaz tatilinde çocuklar okul şey yapıldığı zaman bazı arkadaşlarımızın öldürüldüğünü ve kıyma makinelerinde doğranıp asfalta katılarak yani hiç iz bırakılmaması için diye. Sonra ölenlerin listesinden bizim sağlık okulundan öğrenci arkadaşlarımızın da öldüklerini duyduk. Gazeteler falan ilan ettiler. Sonra iki ay sonra yaz tatilinden sonra döndüğümüzde 27 Mayıs'tan sonra bir de baktık. O arkadaşlarımız yine aramızdaydı. Ya hani sen öldüydün falan nasıl o taraf diye gırgır geçiyorduk. Öyle bir şey yoktu. Yani tam bir yalan mekanizmasıydı ve korkunçtu. Peki, yani biz, inananlarda var mıydı acaba bunlara? İnananlar var mıydı acaba? Şöyle, 27 Mayıs olduğu zaman 27 Mayıs sabahleyin mesela ben o sabah radyonun radyonun olduğu oda da benim elimdeydi. Kitaplara da ben bakıyordum. Cuma sabahı radyoyu açıp Kur'an açıyor, dinletiyor. Böyle hoparlör vardı. Fakat açtım bir baktım. Bir ses, boğuk bir ses. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri idareyi ele almıştır vesaire. İşte sakıtlar deniliyordu. Düşük iktidar diye falan. Sakıt iktidarın liderleri yakalanmışlardır vesaire vesaire. Yani bu şekilde. Yani bizim yetiştirdiğimiz şey 27 Mayıs dönemi ve sonra 3-4 gün sonra Ankara'dan Samsun'a gittik. 27 Mayıs'ta Kurban Bayramı mıydı bilmiyorum. O bayram öncesinde bayram namazında Samsun'da bir büyük cami vardır. Sahilde deniz kenarında. Deniz kenarında yeni yeni artık rıhtım yapılmıştı oraya. Liman yapılmıştı. Orada bizim Karadeniz'de bir hoca cemaat işte hırsızlar yakalanmışlardır. Memleket parlak günlere ilerleyecektir inşallah vesaire bir vaaz ediyordu. Allah Allah dedik ya. Ondan sonra ve sonra yani 27 Mayıs'ta iyi ki dediler, bir de yalan söylediler. Eğer 27 Mayıs olmasaymış, bütün ülkede Halk Partililer öldürülecekmiş. Evet. Ve inandılar yani. İnsanlar, öyle mi? Yani halk... Halk bu şey, peki şey, o gün Cuma, zaten Türkiye'de bütün darbeler Cuma yapıldı. 27 Mayıs, o gün Cuma kıldınız mı siz 27 Mayıs'ta? Tabii. Peki hutbeler değişmiş miydi? Orada yok, değişmemişti. Hiç öyle bir şey, hutbe zaten güne şeye dokunur şey değildi zaten. Ama yarıdan fazlası yoktu hutbe şeyde, cemaatin. Daha yok çünkü, şu, hani darbeyi destekleyen... Yok, daha henüz öyle bir şey yoktu. Hiç suya sabuna dokunmayan... Ertesi haftaki cumayı hatırlıyor musunuz? O Ankara'da, artık Samsun'a gitmiştim zaten evet. O zaman, 4 gün sonra. Yani ondan sonra, hatta Cemal Gürsel için, o zaman hatta babam bile dedi... Oğlum diyorlar ki dedi bu Cemal Gürsel Veliyullah'tır. Mehdi Resul'dür diyorlar dedi. Allah Allah ben de diyorum ki Mehdi Resul ne demek? Veliyullah ne demek? Ne demek baba? Ben tabii yazları şeyden Ankara'dan gidiyordum yaz mevsiminde.
Babam tuğla ocaklarında, kiremit ocaklarında, çamur işlerinin içinde öyle. Ben de orada çalıştırırdı. Ama benim hala kafamda o zaman daha 56-57'lerden itibaren Cezayir meselesi zihnime takılmış. Cezayir Savaşı'nı destekleyen şiirler yazıyorum kendime göre. Bir tarafta çamurun içinde babam derdi, oğlum biz burada ekmeğimizi çamurdan çıkarmaya çalışıyoruz. Sen işe gelmişsin. Cezayir mezayir nedir bu Cezayir? Baba benim yaptığım iş şey engel oluyor mu bu? Peki oğlum devam et derdi ama ben Cezayir'le... Yani Cezayir o zaman Cezayir iç savaşı vardı. Cezayir'de yani onu da nereden öğrendim? O kadarını da tam bilmiyorum. Çünkü gazeteler falan Cezayir yazmazlardı. Sadece Hilal Dergisi çıkıyordu. Hilal Dergisi Salih Özcan çıkarıyordu. Aylık bir dergi. O dergiden okuduğum bir yazıda öğrenmiştim Cezayir meselesini. Bakın bir derginin bize yaptığı hizmettir bu. O derginin kapağında da hatırlıyorum böyle bir kalpaklı bir, sakallı bir adamın resmi vardı. Kafkas Kartalı diye bir şiir vardı. 10-12 sayfalık diye bir şiir. Baktım ilk olarak o zaman duydum. Ben Şeyh Şamil'i. Yani evet. Şeyde Hilal Dergisi'nden. Yani böyle şeylerle meşgulüm. Daha çok dış dünyayla meşgulüm. Baktığımız zaman daha sonraki yıllarda da dini bilginiz epey iyi, güzel. Yani Türkiye'deki birçok aydının çok çok ötesinde, ilerisinde. Yok, o kadar değil ama, yani... Ya, hayır, İslami hassasiyet, yani şeriatçı bir duruş, İslamcı bir duruş. Şimdi bu dini tahsil, yani nerede kazandınız? Ben dini tahsil falan görmedim. Çoğu beni hatta İmam Hatip'li falan zanneder sonra. Ben İmam Hatip'li falan da değildim. Evet. Ve Kur'an okumayı da sonraları öğrendim. Yani böyle bir şeyim yok. Sadece annem babam namaz kılardı. Amcalarım ise... Maşallahı var. Yani izi zorundaydılar devamlı. Öyle gittiler. Babam içmezdi. Ama yani öyle... Yani kendiniz çeşitli kaynaklardan İslam'ı okumaya çalıştınız. Öyleydi. Öyle bir şeydi. Cemaat tarikata falan girmedi. Yok. Şey. Yok. O zaman sadece Said Nursi diye birisinden bahsediyorlardı. Bir de yani Said Nursi okulda derlerdi. Kemal Pilavoğlu diye birisinden bahsederlerdi. Ticani hareketi evet. derlerdi. Nedir onu da bilmiyoruz ama sonra Said Nursi bahsettikleri zaman dediler ki Said Nursi Ankara'ya gelmiş. Ankara'da gittim. Hatta Ankara'da Anafarsalar Caddesi'nde Erciyes Oteli vardı karşı tarafta. Erciyes Oteli'nde müritleri, bağlıları Said Nursi'nin. Oradan hatta fotoğraf çektirmesine de müsaade etmezlerdi. Said Nursi'nin fotoğrafının çekilmesini istemezlerdi. Açık havada yağmur falan yok, güneş falan da yok öyle. Hemen şemsiyeler açarlardı. Kimse fotoğraf çekemesin diye. Onu oradan çıkarırlar. Orada bir defa gördüm. Ve son gidişi yani. Oradan Urfa'ya gitti. Urfa'da vefat etti. 59. 60. Doğru. Süleyman Efendi 59'da. Evet. 59 Süleyman Efendi'ymiş. Evet. O zaman Süleymancılar falan yoktu bizim şeyimizde evet. zaten. Sonra. Yani öyle dini şeyim yok. Ancak şunu öğreniyordum. Ben mesela Mehmet Akif idim okulda. Hocanın karşısında. Hoca beni severdi. Edebiyatçı hocam vardı. Hoca beni severdi fakat bana da kızardı. Seni Akifçi. Kendisi Fikretçiydi. Ben Fikret'in hatta bilhassa ey kitabı köhne yırtılır bir gün makdeli fikir olan sayfelerin diye Kur'an'a saldırdığı şeyleri bir yerden okumuştum. Ondan sonra ben Fikret ve Fikret çizgisine kesin düşman oldum. Yani Akif'i daha çok sevdim o zaman. Liseye giderken? İşte sağlık okulunda Ankara'da. Evet, yani kütüphanede de bulunuyorsunuz. Bolca kitap var. Tabii. Orada zaten ben pek ders kitabı falan okumazdım. Yani evet. devamlı oradaki bol kitaplar vardı. O kitaplarla dünya tarihini bilmem vesaire falan onları okurdum. Ve öyle bir şey yani evet. biraz... Şimdi bir nefes alalım. Çaylarımız tazelensin. Devam edelim Üstad. Caiz midir? Biz bu fazla uzattık gibi herhalde ama benim yetiştiğim çevre bu. Eyvallah. Sevgili izleyenler kısa bir ara tekrar buradayız. Sevgili izleyenler Kırmızı Masa tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam misafirim duayen bir gazeteci büyüğümüz, yazar, abimiz, İslamcı. Gazeteciliğin, dergiciliğin, yazarlığın ve aynı zamanda mücadelenin önemli isimlerinden birisi.
Selahattin Eş Çakırgil bu akşam bizlerle. Tabii ki 27 Mayıs 1960'a kadar geldik ama ben üstattan istirham ediyorum. Çünkü çok sualim var. Daha seri ilerlersek çok daha iyi olacak. Çok şey konuşmak istiyorum çünkü kendilerinden istirham edeceğim. 27 Mayıs'ı yaşadınız liseye giderken. Ama onun öncesinde Menderes'in bir uçak kazasında dönüşünü çok kısa istirham edeceğim. Dönüşte karşılamaya gidenlerden sanıyorum. Evet. Menderes uçakla işte Kıbrıs meselesi için Londra-Zürih anlaşmalarını imzaladıktan sonra dönüşte Fasen Üçlü vesaire Londra'dan uçak kalkışta Sis'te demek ki o günkü şartlarda dağı görememiş, dağa çarpmış. 14-15 kişi öldü. Bakanlardan, MİT müsteşarı, efendim generaller vesaire. Menderes ayakları sıkışmış bir vaziyette askıda kalmıştı şeyde. Uçağın içinde. Köylüler o gürültüyü duyunca, İngiliz köylüleri geliyor, ben Türkiye Başbakanıyım vesaire söylüyor. Hemen geldiler, orada tedavi ettiler bir ay boyunca. Ondan sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldi. Bir ay orada kaldı, sonra geldi. Tabii, İstanbul tedaviden sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelişini hatırlıyorum gazetelerde artık. Sadece sanıyorum, yanlış kalmadıysa hatırımda, 15-20 kişi izdihamda, insanlar bir kurbanlar kesiliyor vesaire. İstanbul'a geldi. İstanbul'da da 5-6 gün istirahat ettikten sonra demir yoluyla, tren yoluyla Ankara'ya geliyor. Ankara'ya gelişinde bütün istasyonlarda kurbanlar kesiliyor, tekbir sazalar yükseliyor vesaire. Ankara'da da Ankara Garı'nda karşılanacak ve belki 100 binden fazla insan var. Ve ben de hemen o şeyin içinde daldım, kalabalığın içinde ta öne kadar gittim. Baktım İsmet Paşa en başta karşılayan. Menderes'i. Evet. Menderes uçak şeyden, trenden indi. İsmet Paşa'yla işte orayı artık kucaklaştım, bilmiyorum nasıl diye o sahneyi şey hatırımda değil. Ama o şekilde Menderes daha sonra demek ki 14 ay sonra 27 Mayıs askeri darbesiyle devrildiği zaman yüz binler, milyonlar o şekilde karşılanırken 27 Mayıs'ta kimseden çıt çıkmadı. Niye? Sindirilmiş bir toplumduk. Sindirilmiş bir toplum. Yani bir defa ve yalanlarla çok feci şey yapmıştık. O kadar ki sadece ben Celal Bayar'ın dünyasını sevmem. Değerler sistemini de sevmem. Ama sadece Celal Bayar için Aziz Nesin'in dergisi vardı. Bir haftalık dergi çıkardı. Marco Paşa vardı mesela. Marco Paşa vardı. Başka Zübük diye bir dergi çıkardı. Mizahi şeyler. Evet. Ve 103 milyon lirası İsviçre bankalarında çıktı diye. Ya öyle bir şey, sonra hiçbir şey çıkmadı. Sonra bilmem bebek davası açıldı, köpek davası açıldı. Acayip şeyler. Siz yasa da hiç gittiniz mi? Yok, gitmedim. Sadece 27 Mayıs'tan sonra kısa bir şey geçti aradan. 6 ay geçmeden, demek ki 27 Mayıs, biz hastanelerdeyiz, doktorlar, profesörler vesaire diyorlar ki Milli Birlik Komitesi'nde büyük ihtilaf varmış. Efendim, Türkeş bir tarafta, işte diğerleri bir tarafta diye. Türkeş'in de sanki biraz daha bana yakın gibi bazı sözleri vardı o dönemde. Ama bazı sözlerini Cumhuriyet Gazetesi'nde falan okumuştum. İşte nasıl söyledi bilmiyorum. O da o dönemde daha işte ezanın Türkçeleştirilmesi sorusuna bir tuhaf cevaplar vermişti. Şöyle diyor o sözü, Demokrat Parti ve Menderes ezanı aslına çevirerek Atatürk'e ihanete başladı. Yani öyle bir şeyler vardı. Türk camiinde Türkçe okunur, Türkçe ezan okunur diye Türkçe ezan için darbeyi yapma sebebi olarak gösteriyor. Tabii onu hatta İbrahim Hakkı Karadayı mıydı? Neydi o? İsmail Hakkı mı? İbrahim Hakkı mıydı? İsmail Hakkı Karadayı. İsmail Hakkı Karadayı. Onu Meclis Darbeler Araştırma Komisyonu çağırıyor. Evet. Diyorlar ki siz 27 Mayıs'ta o zaman yüzbaşıydınız. Evet. Yaşar Karayel, o da Meclis Komisyonu'nun başkanı o şeyin. Size göre diyor 27 Mayıs'ın meşruiyeti neydi falan. O da diyor ki, bakın aradan bunca zaman geçtikten sonra, geçen sene öldü değil mi o Karadayı? Diyor ki, tek başına diyor ezanı Arapça olarak okunmasını sağlaması bile onun devrilmesinin meşruiyeti için yeterli sebepti diyor. Öyle değil mi? Tabii yani Yaşar Karayel'in aktardı ve orada aynen yazdık bizim dediği şeyler. Şimdi evet. Böylesine bir şey var. Şimdi
10 Kasım'da 1960'ın 10 Kasım'ı demek ki 6 ay geçmedi daha şeyler. Yeni duruşmalar başladı. Yasada da duruşmalar. Her akşam radyoyu açıyoruz. İşte sanıklar yerlerine, düşükler yerlerine alındılar. Bağlı olmayarak alındılar vesaire falan. Menderes edilmiş zaten. Maç şeydi. Anlatır gibi anlatılıyor. Falan öyle. Ve her akşam o saat var. Yasada saati. Salim Başol diye birisi vardı. Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor. Ne yapayım der, diyecek kadar da çok adilane bir yargı yapıyordu yani. Evet. Ve öyle bir şeyde. Ondan sonra dedi ki bir gün şeyde 10 Kasım 1960 Ankara'da Büyük Sinema diye bir sinema vardı şeyde. Zafer Meydanı'ndan Kızılay'a doğru giderken sol kolda. Orada dediler işte anma günü var 10 Kasım dolayısıyla. Sabahleyin andılar vesaire. Hocalarımız ağladılar, mağladılar. Yani hüngür müngür oldular. Yani gerçekten öyle. Yani kocaman kocaman adamlar ağlıyorlardı. 22 sene geçti üzerinden hala vesaire diye. O zaman daha 22 sene geçmiş demek ki. Ve ondan sonra dediler ki önce Ecevit çıktı konuşmaya. Ben de gittim şeydeki törene, o büyük sinemadaki törene. Ecevit geldi, genç bir siyasetçi. Ulus Gazetesi'nde de başyazılar yazıyordu. Ondan sonra Fahrettin Altay geldi. Emekli orgeneral bilmem vesaire Mustafa Kemal'in yakın çevresinden. Ondan sonra dediler şimdi dediler işte Milli Birlik Komitesi üyesi vesaire falan Alparslan Türkeş. Alparslan Türkeş askeri üniforması içinde sert adımlarla içeriye geldi. Çok enteresan bir konuşma yaptı. Yalnız ben duyuyorum hastanelerde profesörler falan diyorlar ki ihtilaf varmış aralarında diye. Türkeş geldi dedi ki aziz milletim ben dedi buraya gelirken meclisin eski meclis ulus meydanından aşağıya şey yapar. Meclisin önünde dedi heybesi omzunda Malatya'dan bir köylü geldi dedi bana Türkeş'i gösterin diyerek dedi. Göstermişler dedi. Benim önümde durdu. Dedi ki diyor ama çok sert böyle şeylerle. Siz bu ihtilali Menderes'in bilmem neleri için mi yaptınız? Çünkü bebek davası diye bir şeyler var. Siz onun için mi yaptınız? Şöyle bir durdu. Hayır dedi. Biz bu ihtilali onun için yap... Ama o kelimeyi de söyledi. O Menderes'in bilmem neler için yapmamıştık dedi. Ha dedim. Anlaşıldı. Bunların arasında gerçekten ciddi bir ihtilaf var. 2 gün, 3 gün sonra 13 Kasım sabahı radyoyu açtım sabahleyin. Aa bir baktım. Milli Birlik Komitesi başkanlığından bildirilmiştir. İşte Milli Birlik Komitesi'nde toplantılar bir iş savaş sahnesini andıracak şekle dönüştüğünden işte 14 üye atılmışlardır ve yurt dışı edilmişlerdir. Aa bir baktım Alparslan Türkeş Hindistan'a gönderilmiş şunlar şunlar vesaire falan filan her birisi gönderilmiş ve tabii onların da ders alınacak şeyler vardı. Mesela Muzaffer Özdağ vardı. 27 yaşında. Numan Esin vardı. Özdağ'ın babası. Evet. Hı hı. Ve onlar 27 yaşındalardı. Türkiye'nin nüfusu 24 milyon civarındaydı. 27 yaşındaki insanlar, hatta kendisi Muzaffer Özdağ bir defa demişti ki ya ben bir yüzbaşıyım ama artık icra gücünün başındayım Milli Birlik Komitesi üyesi olarak ve Orgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral karşımda selam duruyor. Bir yüzbaşının karşısında. Korkunç bir şey tabii. Evet. Yani bütün her şey alt üst oluyor. Ve diyor bir yere giderken dedi ki diyor Muzaffer Özdağ söylüyor. Oğlu da dinlese keşke bunu. 27 Mayıs keşke hiç olmasaydı dedi. Evet. Ha, ama orada dedi ki ben önde gidiyorum. Arkada bir Orgeneral gidiyor. Çünkü o arkada şeyde. Ben diyor ki demiş ki o orgeneral, bir orgeneral, bir yüzbaşının arkasından, orta mektep müdürünün arkasından giden mektep çocuğu gibi gidiyor. Ve içeriye girdiğinde apoletlerini adam kendisi sökmüş, istifa etmiş. Yani böyle sahneler. Ordunun ta İttihat Terakki zamanında da yaşanmış bu maalesef şeyler. 1923'lerde de yaşandı. Liseyi bitirdiniz, bu darbeyi yaşadınız. Ve ben Konya'ya gittim.
Konya bittikten sonra. Tabii. Sağlık okulu bitti. Sağlık okulu bitti. Bakama falan yapıldı. Konya Devlet Hastanesi'ne sahilim çıktı. Evet. Ve Konya benim için asıl kimliğimi aradığım yıl şey, kaç? 61. 61'in sonu. Menderes asıldı. Menderes mı? Asıldı, oradayken asıldı. Evet. Oradayken asıldı ve Menderes'in asıldığında yani şöyle söyleyeyim. Menderes'in asıldığında gündüz gazeteler gelirdi, öğlen vakti gelirdi. Dün idamlar yapılmış, gece evet. Basılmış gazeteler, sabahleyin gazeteler geliyor, öğleyin geliyor. O gazeteler yüzlerce, binlerce gazete gelir, saray meydanı denilir Konya'da, valiliğin karşısında. Orada bırakılır gazeteler, kimisi parasını artık verebilir mi, veremez mi, her neyse bir gazete alan ve Menderes yüzü gösterilmezdi. Sadece arkadan beyaz gömlek giydirilmiş, dar ağacına doğru evet. Giderken asıldı kocaman başlıklar. İnsanlar gazeteleri kapan, sokak işlerine gider, gizlice kimse ağladığımı görmesin diye gizlice ağlarlardı. Hmm. Ve ben bunu gördüm. Ve yine bazı mahallelerde de davul zurna Menderes'i astık diye davul zurna eğlence yapan Allah. Mahallelerde gördüm Konya'da. Yani bu şu demokratlar ve halk partililer. Ama demokratların hepsi demokrat da değildi onlar. Demokrat, ama insanlar Menderes'in asılmasını belki daha önce halk partili olan insanlar da onlar da kabullenmediler. Ancak şöyle bir şey oldu. 15-20 gün sonra seçim yapılacak. Seçim yapılmadan bu çok önemli bir hadise oldu. Şimdi zikrediyorum. 15-20 gün sonraydı. Seçimler yapılacak. 15 Ekim'di sanıyorum. Evet. 61. 17. Yani demek ki 27 gün sonra seçim yapılacak. Seçimlerin şeyde parti başkanları radyodan, çünkü televizyon yok, radyodan canlı yayınlar şey yapacaklar. Ve dedi ki Cemal Gürsel, ihtilalin lideri, ben parti liderleriyle konuştum dedi. Her birisi de 27 Mayıs ve yasada kararlarının tartışmayacaklarına söz verdiler, doğruluğunu kabul ettiler diye. Akşam da ilk konuşma gece saat 11'de Millet Partisi'nin başkanı CKMP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Osman Bölükbaşı. Evet. Osman Bölükbaşı çıktı dedi ki Cemal Gürsel böyle demiş, Osman Bölükbaşı böyle kararları kabul edecek, adil kabul edecek kadar alçalmamıştır diye böyle bir reddiye. Ve 12'de haberleri dinledik. Herkes tabii bütün Konya ayağa kalktı. Ertesi günde Bölükbaşı Konya'ya gelecek. Konya'da öyle fazla da bir ağırlığı da yok Menderes Bölükbaşı'nın. Ve oraya geldiğinde tabii gece herkes şey yapıyor. Gece saat 12'de radyolardan yine Cemal Gürsel dedi ki radyo yöneticileri Osman Bölükbaşı'nın kulağından tutup atmalıydılar. Canlı yayın falan dinlemeden. Ertesi gün 100 binden fazla insan belki toplanmıştı. Mevlana, İstanbul Caddesi, Alaaddin Caddesi vesaire Konya'nın böyle ve valilik binasının önündeki meydan, saray meydan denilen Şerafettin Parkı evet. Var vesaire oralar. Tıklım tıklım orası ve Konya'ya gelmişti rahmetli babam da. Babam orayı gördü. Oğlum dedi burada bir hadise olacak. Süngü takmış askerler, generaller, askeri vali var zaten. 2. Ordu Komutanı valilik binasının balkonunda. Burada hadise olacak, buradan çıkalım gidelim dedi. Ben çıkmam dedim. Babam beni çekmeye çalışıyor, gel oğlum diyor, yok dedim. Ve babam biraz öyle tedbir olarak efendim. Ve ondan sonra çıkmadık tabii, çıkaramadı beni de. Bölükbaşı geldi, her zaman alkışlar, efendim ıslıklar, mesai hani böyle şeyler olur ya. Hiç çıt yok ama. Uzun boylu bir şey böyle, Tayyip Bey'in boyundaydı belki Osman Bölükbaşı. Güzel de konuşurdu. Üstü açık bir arabada geldi. Bu sefer size Şems-i Tebrizi'nin katillerinin torunları diye hitap edeceğim dedi. Şems-i Tebrizi kaybolmuştu Mevlana zamanı vesaire. Evet. Ve ben onu ilk olarak orada 100 binden fazla bir insanın bir patlama sesi halinde hıçkırarak ağladığını gördüm ilk olarak orada. Ve Bölükbaşı'nın orada doğrudur hiçbir gücü yokken 23 milletvekilinden 13'ünü seçimlerde Bölükbaşı aldı. 6'sını Adalet Partisi aldı, 4'ünü de Halk Partisi aldı. Hmm. Yani böyle bir tek bir konuşma. Evet. Ve oradan da valiye hitap ediyor, valiye elini gösteriyor, askeri vali, 2. Ordu Komutanı.
Cemal Gürsel sana söylüyorum diyor. Osman Bölükbaşı'yı kulağından tutup atmalıydı demişsin diyor. Osman Bölükbaşı'nın kulağından tutup atacak adam daha anasından doğmadı diyor. Hani dese ki ey millet ne duruyorsunuz dese orada ne asker durdurabilirdi onu ne bir şey. Ama böyle bir şey yaşadık. Anladım. Yani Bölükbaşı böyle bir adamdı. Böyle bir adamdı. Millette büyük bir Menderes. Tabii Menderes'e çok ağladılar yani. Ama seçimlerde zaten belli Menderes oldu. Menderes niye o kadar sevildi sizce? Menderes'in akıbeti belki çok mazlum gitti. Mazlumane gitti. Evet. Ve belki köylülerde, şurada burada köylüler zaten 175'i köylerdeydi. İnsanlar o bize ezanımızı döndürdü diyen. Bu unutulmaması gereken bir önemli bir noktaydı. Evet. Ve onun yoksa öyle çok dindar falan öyle bir şey yok yani. Belki İstanbul'a geldiği zaman bir Eyüp Sultan'a giderdi ve Eyüp Sultan da namazı kıldığı ben bilmiyorum hiç yani, ama çünkü geçenlerde Hüsamettin Cinduruk da hiç cuma namazına gittiğini görmedim. Ben yok ilk olarak Menderes Demirel bu işi başlattı. Evet. Cemil 1967'lerde falan hatta. Sonra siz sağlıkçılık ne kadar yaptınız? 61'den 77'ye kadar ben sağlıkçıydım. Askerlik? Askerlik yaptım. Kaç yılda yaptınız? 25 ay askerlik yaptım. Nerede yaptınız? Isparta, sonra Malazgirt. kaç yılında? 63-65 arası. Askerde rahat mıydınız? Rahattım sayılır. Yani çünkü oralarda doktor falan olmadığı için ben oraların sivil halkın da doktoruydum aynı zamanda. Sadece askeri birliğin değil. Oralarda her yerde ben yani doktor olarak çağrılıyordu. Ama şunu söyleyeyim orada. Tabii bu arada dünyada büyük hadiseler oluyor. Mesela bir Cezayir istiklal şeyi. Ondan sonra Cezayir'de bir beşli ordu vardı. Gizli ordu kuruldu. De Gaulle'ün Cezayir istiklalinin tanınması yolundaki sözleri karşısında isyan etti Cezayir'deki gizli ordu. 1,5 milyonluk bir dev ordu, Fransız ordusu Fransa'yı işgal edecek. Fransa ayaklandı, sokakları General De Gaulle böyle bir adam. Yani Cezayir'e karşı Cezayir'deki gizli ordu sonra hepsi teslim oldular. Her birisi idam edileceklerdi vesaire. Evet. Uzun hikaye. Yani çok büyük hadiseler oldu dünyada. Siz daha sonra 71 olacak, 71 muhtırası. O zaman neredesiniz? Ben o zaman ben 68'de hukuk fakültesine İstanbul Hukuk'a girdim. Lise fark derslerini verdim. Sağlık okulunda hepsi yoktu. Lise fark derslerini verdikten sonra İstanbul Hukuk'a girdim. Aslında tıbba girme imkanım da vardı ama ben İstanbul Hukuk'a yani tıpta fazla hukuku mu istiyordunuz? Ben tıpta fazla bir şey ben dedim çünkü bir 10 yıl o zamanki şey itibariyle 8 yıl ve şeyden itibaren çünkü sağlık okulundakiler devamlı hastanelerdeydi. Evet. Benim öğreneceğim fazla bir şey yok dedim. Bir pratisyen hekim kadar aşağı yukarı bir tıp bilgim vardı. Ben dedim hukuk okuyayım dedim. Ve epeyce faydasını gördüm. Belki zararı da denilir bazen. Bitirdiniz mi fakülteyi? Tabii. Sonra? Sonra Ali Oğuz vardı. Milli Selamet Partisi'nin senatörü. Allah rahmet eylesin. Onun yanında avukatlık stajı yaptım. Sonra kağıtlarımı verdiler. Dediler ki bunu baroya götür dediler. Bu barodan dediler. Kaydını gittim verdim oraya. Dedi bir hafta sonra gel avukatlık belgesini alacaksın dediler. Evet. Bir hafta sonra o bir hafta dolmadı daha. Daha uğramadım. Ben çünkü yazı hayatı, dergiler... İlk yazıyı ne zaman yazdınız? 72'nin Eylül ayında 15 falandı. Nerede yazdınız? Babaali'de Sabah Gazetesi'nde bu günlük yazı olarak. Yoksa daha önce yazılar 61'den beri. Ben hatta Ali Fuat Başkil Hoca'nın bir dergisi var, bir aylık dergisi vardı. O dergide yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Onlardan dolayı hatta bana kitaplar gönderildi. Ben de Fazilet Mücadelesi diye ilk olarak başarılı bulmuşlar yazılarımı herhalde ki Kennedy'nin Fazilet Mücadelesi falan. Sonra Kennedy öldürüldü vesaire o hikayeler yani. Ve ya dünyayı takip ediyorsunuz. Tabii takip ediyorum ve heyecanım vardı yani. Onu hala da takip etmeye çalışıyorum. Yani öbür tarafta işe yarar mı yaramaz mı ayrı. Şimdi sonra yani böyle arada böyle ama gönüllü yazılar gönderiyorum. Tabii gönüllü yazılar. Dergilere değil mi? Dergilere gönderiyorum. Gazetelere değil. Tabii gazeteler Yeni İstanbul Gazetesi var. Orada gençlik köşesinde yazılarım gönderiyorum. Önce süzgeçten geçiriliyordu. Sonra baktım her yazım yayınlanıyor kesilmeden.
Ve tabii orada şekillendi yazı hayatım. Bu arada Konya'dasınız. Konya'dan mı gönderiyorsunuz? Konya'dan gönderiyorum. Yani, elde postayla gönderiyorum. Tabii postayla gönderiyorum. O zaman başka şey yok. Evet. Efendim ben Konya'da hastanede çalışıyorum. Ve 68'de İstanbul'a geldim. İstanbul'da hukuk fakültesine kaydımı yaptım. Hukuk fakültesini okumak için geldim. Tabii. Nerede kalıyorsunuz İstanbul'da? Şeyde Çapa Tıp Fakültesi'ne de sayılımı yaptırdım. Ankara'dan. Çapa Tıp Fakültesi'nde de yalnız tıp fakültesine bağlı değil, hukuk fakültesine bağlı değil, evet. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı. 15 günde yerimi Sağlık Bakanlığı da bilmiyor, Sağlık Müdürlüğü de bilmiyor neresi olduğunu. Naile Sağlam Laboratuvarı diye Tevfik Sağlam Paşa vardı. Ordunun Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma paşalarından. Onun hanımı adına yaptırdığı bir mikrobiyoloji laboratuvarı vardı. O laboratuvarda çalışıyorum. Altımızda morg vardı, ölüler geliyor vesaire. Yukarıda hiç kimse bilmiyordu orayı. Orada çalışıyordum ve ben yazı yazıyorum bir taraftan gazeteye ve vesaire. Yani yazmayı böyle. Yazmayı seviyorsun. Ve bir taraftan hukuka gidiyorum, derslerimi yapıyorum böyle. Yazıları isminizle yazıyorsunuz. Tabii. Ne konularda yazıyorsunuz daha çok? Daha çok o zaman günlük yazmadığım için daha çok dünya meseleleri, ideolojik meseleler, İslami meseleler anlayabildiğim kadarıyla bunları yazıyorum. Evet. Ve sadece Türkiye ile iş meseleleriyle ilgili değil. Ve ama 1972'de işte davet ettiler. Dediler ki yazı yazacaksın. Babali'de Sabah. Babali'de Sabah. Dediler ki sen bize yazı yaz. Dedim yazı yazabilir miyim diye düşünüyorum. Ve ondan sonra başladık. Bismillah dedik. Telif ücreti de veriyorlar. Tabii. Ve yol oldur ki doğru vara diye şeyin bir sütun başlığı Yunus Emre'den. İsmail Kahraman abi onu benim mısrağım zannediyormuş. Her zaman gördüğünde yol oldur ki doğru var abi dedim. O benim değil Yunus Emre'nin 850 sene öncesini diyordum. Yani o şekilde devam ettik. Sonra göz oldur ki haklı göre gibi. Ben ondan sonra gazete şeyde sonra 75'in başında Erbakan Hoca işte Milli Gazete'ye davet etti. Erbakan Hoca ile ilk ne zaman tanışıyorsunuz? 73'te ilk o zaman şeyde Babali'de Sabah gazetesinde yazarken Ecevit'le hükümet kurması meselesinde biraz ben karşı gibiydim. Sabah'ta bir eleştiri yani olmasın diye yazıyorsun. Tam da net değil ama biraz kırgın bir şeyim var. Yani niçin böyle? Siz oyunuzu MSP'ye mi verdiniz? Tabii. Evet tamam. Ama Erbakan Hoca çağırdı hatta bir gün şimdi Fatih'te Fatih'in o şeyde bir restoran var orada. O restoranın olduğu yerdeydi galiba. Milli Selamet Partisi'nin il binası vardı. Oraya çağırdı. Dedim hocam yani biz bu sistemi nasıl yürüteceğiz? Yani bu sisteme sadece hoca şunu söyledi. Muhterem kardeşim 50 yıl sonra Cumhuriyet'in 50. yılında dedi. Sistemin içine bizim kimliğimizi gizlemeden İslami kimliğimize giriyoruz. Bu bir adımdır dedi. Zorlukları var biliyorum dedi. Ve ondan sonra ben emin oldum. Ve bir daha karşı çıkmadım. Ama af kanunu çıkardı hemen Ecevit. O af kanunundan falan da birçok da hatta bizim taraftan çok insan yoktu o zaman ama onda da partinin içinde ihtilaflar oldu. Onların ben yine de Erbakan Hoca'nın bazı şeyleri daha doğru düşündüğünü düşündüm. Kendime göre. Evet. Bazı çıkışlarım olduysa bile 74'te Kıbrıs darbesinden Kıbrıs çıkarmasından sonra Ecevit'in bir basın toplantısı yapacağı açıklandı. Partinin koalisyon hükümetinin içinde de bir ihtilaf olduğu söyleniyor. Ve ben de gittim gazeteciler cemiyetinde Ecevit geldi. Ecevit konuştu Milli Selamet Partisi ile maalesef bir tarihi bir hata olduğunu tekrarladı. Önce onların yani İslami kimliğiyle olan insanların dışlanmasının 50 yıl boyunca tarihi bir hata olduğunu söylüyordu. Sonra ise Milli Selamet Partisi ile yeniden koalisyon yapmış olmasını tarihi bir hata olarak niteledi. Ve bozma kararı verdiğini açıkladı. Ve sonra da sorular soruldu. Herkes sorularını yazılı olarak versin. Sorulardan bir tanesi şuydu. Dedim ki ben de siz Milli Gazete adına gittiniz. Yok daha o zaman 74 sabahtayım. Evet. Dedim ki siz dedim NATO'ya karşı olduğunuzu söylüyordunuz önceden dedim. Kapitalizmin bilmem nesi diyordunuz. Ama şimdi dedim Yunanistan'ın NATO'dan çekilmesiyle Kıbrıs çıkarmasından sonra
NATO'da meydana gelen boşluğu biz doldururuz diyorsunuz. Önceden kapitalizmin savunma mekanizması dediğiniz NATO'da boşluğu nasıl dolduracaksınız diye bir soru. Bu okundu. Ondan sonra faizi dedim, siz faizleri yükselttiniz, sonra sömürüye karşı olduğunu söylüyorsunuz. Kapitalizmin tarih boyunca en tipik sömürü aracı faizdir. Siz faize karşı olduğunuzu söylüyorsunuz, nasıl falan. Onu da sonra onların her birisine işte bir şeyler cevap, bu sadece bizim değil, bütün Müslüman dünyasında şey yapılan bir durum dedi. Sonra üçüncü bir soru, onun da sorularda şey okuyordu. Orhan Birgit vardı. Turizm ve bilmem ne basın yayın. Evet. Yok, bakandı o zaman. Evet. O okuyor. Bir diğer sorum şuydu. Dedim ki Kıbrıs'a ikide bir fetih niyetiyle gitmedik diyorsunuz. Yani bunun için tekrar ediyorsunuz devamlı. Fetih kötü bir şey mi? Bu kadar kötü bir şey mi ki sanki utanılacak bir şey gibi? Not. Bugün üzerinde yaşadığınız İstanbul'da bir fetih neticesinde bulunuyorsunuz diye. Bunu okuyunca Ecevit şöyle bir durdu, dedi, kimdir bu arkadaşı, görebilir miyim? Kalktım, her yanımda bir takım Cumhuriyet'in Akbal mı ne birileri vardı. Onu dedi, yanında oymuş, ben de bilmiyorum. Oktay Akbal mı? Evet, dedi, Allah Allah dediler falan. Dedi, Ecevit bir baktı, bu çağ dışı bir sorudur, onun için cevap vermeyeceğim dedi. Ve ben de müsavi şartlarda tartışmıyoruz dedim. Oturdum yerime. Müsavi şartlarda tartışmıyoruz dediğimi, çünkü alkışladılar. Bütün millet onu alkışladı. Ben de hiç şey yapmadan müsavi şartlarda tartışmıyoruz dedim. Oturdum yerime. Ve böylece ondan sonra zaten hükümet dağıldı. Ondan sonra o taraftarları Ecevit'i hükümete zorluyorlar, seçime zorluyorlar. Sen işte kalpaklı bilmem neli kahraman, kara olan Kıbrıs Fatih'i falan. Evet. Ama seçime girersen kazanırsın. Tabii Süleyman Demirel, Türkeş, Feyzoğlu efendim ve Demirel her birisi bir araya geldiler. Bir milliyetçi cephe hükümeti falan diye. Ondan sonra sağ sol meseleleri. Sağ sol meselesi tabii çok kan döküldü. Yani o şeylerin içinde ben mesela 68-69'da hukukta bazı derslere gidiyordum bir fırsat olursa. Hemen gençler geliyorlardı. Birileri gelince genç birisini... 68-79 diyeceğim. 68-69. Aa. 68-69'da... O zaman da mı vardı? Tabii sağ-sol meselesi. Evet. Ve hatta işgaller, üniversite işgalleri 68'de başladı. 67 kuşağı. Tabii 68 kuşağı falan diyorlar ya. Ve ben hatta o sırada öyle bir şey oldu ki... birileri genç birisi geliyor. O genç birisini hemen gençler toplanıyorlar... Marksist gençler ve internasyonal marşını söylüyorlar. Komünist internasyonal marşını. Ve ben diyorum ki kim bu diyorum. Yalnız onlar ülkücü değil o çocuklar. Biliyorum onlar tabii. Ülkücüler var. Bir de Marksist eğilimde olanlar var. Ben o iki tarafta da değilim. Ben ayrı bir taraftayım. Hiç katılmıyorum bu şeylere ama ben sadece bazı çocukları görüyorum. Ben şöyle bir acaba şunlar bizim dünyamız çok azlık yani Müslüman olarak İslami kimliği olan insanlar. Bazılarına hatta gidelim derdim ki ya geçen haftaki dersi takip etmedim. Notlarınızı alabilir miyim? Alıyordum notlarımı. Notları yazıyordum ki ya teşekkür ederim. Allah razı olsun. Deme. Yani sessizce biz anlarız. Evet. Hatta bir öğretim üyesi ismini vermeyeyim hayatta halen de. Ben onun yanından geçerken doçentti o zaman. Selamun aleyküm diyordum üniversite bahçesinden geçerken. Çünkü görmüştüm ben onun aile yapısının mazbut bir İslami hayatı olduğunu. Selamun aleyküm diyordum. Sonra bir gün dediler ki, hoca diyor ki dediler, bize bana başıyla selam versin, selamun aleyküm demesin. Çünkü doçentliğinden profesörlüğüne izin vermezler gibi. Yani böyle dönemlerde sonra gençlere diyordum o Marksist çocuklara, kim bu diyordum, bu geleceğin Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhurbaşkanı olacak olan filan doçent, İktisat Fakültesi'nde doçent ve sonra MİT müsteşarı, MİT ajanı çıktı. Mahir Kaynak. Evet, oydu. Tabii. Evet. Ama gencecik, tabii onu o zaman sonra hatıratında da vardır. Ben diyor sırtımda diyor Cemal Madanoğlu'na tanıştırmış İlhan Selçuk bunu. Çok zeki diyor, işte kapitalizmi biliyor. Şimdi siz 68-69'u anlatın. Hani Amerika solcuların eylemi var, kanlı pazar var.
Onlar hepsi 70'ler o. 70 kanlı pazar şeyi. Orada biraz... Siz katıldınız mı ona? Ben yok. Ben ona katılmadım çünkü orada başka kokular sezdim. Ben onu... Maalesef orada bazı şeyler oldu. Onu kimler yaptı bilmiyorum. Ama yani orada sağcılar yanlış mı yaptılar? Sanki birileri oyuna getirilmek istendi. Yani şu çünkü Amerikalılar kullandı sağcılara diye. Şimdi her iki tarafı da kullandılar. Şimdi mesela bizim insanlarımız cuma namazı kılıyor Sultanahmet Dolmabahçe Camii'nde. Karşı tarafta 6. filonun gemileri demir atmış. İnsanlar orada namaz kılıyor. Bunlar tuttular yazdılar işte Amerikan savaş gemilerine secde ediyorsunuz falan diye. Yani bu taraf ve insanlar bir kısmı hatta copla gittiler oralara. Hissettim ben bunu. Ben yaklaşmadım ama 77'deki 1 Mayıs gösterilerinden önce iki tarafında birbirinin aleyhinde Maocularla Rusçu Marksistler arasında bütün İstanbul'da bir dergi şeyler dağıtılırdı. Maocular ayrı bir şey, Rusçular ayrı bir şey. Ve aralarında kavga çıkacağını o gün tahmin ediyordum aşağı yukarı. Ve nitekim akşam üzeri işte 37-38 kişi öldü o anlaşıldı. Ezildi o Kazancı yokuşundan aşağı kaçarken insanlar. O şeyler oldu. Yani bir takım oyunlar, mekaniği... Sabahtan niye ayrılmıştınız ya sabah gazetesinden? o uzun bir hikaye. O uzun bir hikaye. Onu sonra daha sonra özel yani, oldu. Ecevit'e sorduğunuz soruyla alakası var mı? Tabii onu dediler ki o tarafını söyleyeyim. Dediler ki ya dediler. O soruyu dediler. Siz dediler. Ben dedim sabah adına sormadım. Ben dedim oraya davet edilen bir şeyim. Ben dedim ama hiç söylemedim. Ben sabah gazetesinden baba aldı sabah gazetesinin yazarıyım falan diyemedim. Dedim. Evet. Ben dedim orada Selahattin Eş olarak sordum dedim. Yani dediler ama dediler orada NATO aleyhtarı bir takım laflar da söylediğini dediler. Yani o biz yani NATO aleyhtarı olmak adeta NATO'ya karşı olanlar bir de bazı şeyler vardı. NATO'ya karşı olanlar komünisttir. Ya ben NATO'ya yani karşıyım ama komünist değildim. Evet. Ben İslam yani ben Müslümandım. Müslüman olarak karşı çıkıyordum NATO'ya. Yani oradan sonra Milli Gazete'ye çağrıldım. O zaman Sabah Gazetesi Süleymancılar'da mıydı? O zaman Süleymancılar'daydı. Evet. Efendim ama sonra biz tabii ondan sonra baktım ki şey olacak, hadi eyvallah dedim. Ondan sonra ayrıldım ve Erbakan Hoca senin yerin zaten burasıydı muhterem kardeşim dedi. Ve ondan sonra Milli Gazete'ye. Milli Gazete'deyken de işte 77 Temmuz'unda tutuklandım. Paşa yani Kapısı. İlk suç sayılan yazınız Milli Gazete'de yayınlandı. Yok, sabahta. Sabahta yayınlandı. Kaçıdı? 74. 74 hangi yıl? 73. 73. Korutürk. Tabii. 73. Sonlarıydı. Korutürk Müslümanlara çatan, hatta egzantrik insanlar falan gibi acayip laflar kullandı. Egzantrik biraz Fransızca şeyiyle yarı deli biraz egzantrik o manada kullanıyordu. Egzantrik İslamcılar gibi laflar etmişti falan. Ben de hatta ona dayanarak Veli Dedeoğlu diye bir profesör vardı. O da hemen o da güç aldı. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu. Evet. Ve o da hemen bir yazı yazdı. Müslümanları müsalike artıkları diye bizler daha 50 yıl geçmiş üzerine güya müsalike artıkları falan diye. Bunlar Allah Allah dedim. Ona bir yazı yazdım. 150 bin liralık dava açmış bana. Ağır. Hıfzı Veldet mi? Evet. Yazının şiddetinden ruh dengem sarsıldığından 150 bin liralık manevi tazminat davası diye ağır bir Ferit Kam'dan ağır bir dörtlükle girdim. Yerin üstündeki bilmem nelerden diye diyor ki Ferit Kam ne tacip ediyorsun buna dünya derler. Duyulan hercelere onda nihayet yoktur. Yerin altında öküz var mı dedi bir meczup. Altını bilmem dedim üstünde fakat pek çoktur diye böyle bir girdim. Dedim ki yerin üstündekilerden dedim birisi dedim. İsminin önüne dedim, isim lazım değil ama ismini yazmadım. İsminin öncesine oturağını başında taşıyan tımarhanelikler gibi dedim. Ordinaris profesör şeylerini koyan birisi dedim. Ve yazık ki benim hocam dedim, fakülteden dedim falan. Bundan dolayı ağır şey. Ben de tuttum. Biraz gençliğin de verdiği bir şeyle polemik havasıyla. Tabii savcılığa vermiş, dava açmış 150 bin lira. Dedim ben kendim savunmamı yaparım dedim. Savunmamı yaptım.
Dedim yazının şiddetinden dedim 150 bin lira tazminat davası istediğine göre Rus dengesinin sarsıldığını tam teşekküllü bir akıl hastanesinde tespit etmesi lazım sağlık kurulu raporuyla. Ve bunun da 150 bin lirayla da telafi edilebileceğini ispatlaması lazım vesaire. Evet. Tamamıyla mukalata yani demagoji de denilebilir her nedense ama öyleydi. Yani o, hava ne oldu sonra? O takip etmedi. O takip etmedi ama öbürü 163 Koru Türk ve din anlayışı üzerine yazım. 6 ay içinde kesinleşti. Fakat bulamadılar. Ta 77'ye kadar bulamadılar. Yani BSP ama, koalisyon ortağı çünkü. Tabii ama ondan sonra biz 77'den sonraki şey bizim şu. 77'de 78'de dışarıya çıktığımda bir dakika. Şimdi 77'de bir yazı daha yazıyorsunuz mu? Yok. Hapse bir acamamlı yazıyorum. Bir dakika. Şimdi 77'de hapse girmenize sebep olan o 73'teki yazı. Tabii tabii. O yazı. Ha o yazıdan dolayı tabii. Sizi 77'de buluyorlar, tabii. Hapse gönderiyorlar. Tabii. Evet. Tabii. Ondan sonra zaten... Ne kadar kaldınız cezaevinde? 15 ay mahkumiyetti. Paşa Kapısı, Şile ve sonra Gebze cezaevinde. Aynı davadan mı gezdiniz böyle? Aynı davadan. Fatih Uğurlu geldi mi yalnız o zaman cezaevinde? Gelmiş olabilir şu anda Fatih. Yani yüzlerce insan geliyordu Paşa Kapısı'na geliyorlardı. Paşa Kapısı tekbir sazalarıyla hür dünyanın göbeğine, ne kör dünyanın göbeğine hak yol İslam yazacağız marşını okuyarak geliyor. Yüzlerce insan ziyarete geliyor. Şehrin emniyetini tehlikeye düşürdüğünden diye beni Paşa Kapısı'ndan gönderdiler Şile'ye. Hmm. Şile'den katillerin arasına koydular. Bir hafta sonra dedim beni alın buradan dedim. Beni gönderdiler Gebze'ye. Gebze'den falan öyle yani. Toplam ne kadar kaldınız hapiste? 9 ay 10 gün kaldım. Ve ondan sonra ancak benim dışarıya çıktıktan sonraki her yazılarım artık savcılar şey yapıyor. Ben de dergilerde yazmaya başladım. Milli Gazete'de yeniden yazmaya başlamalıydım. Evet. Dergiler yani Sebil'de ve sonra Şura'da ve sonra Tevhid'de, sonra Hicret'te. Sevgili yönetmenim, bu arada 1, 2, 3'ü yan yana verebilir misin? 1, 2, 3 numaralı fotoğraflar. Evet. Ve bütün bunlar derken ve ben 12 Eylül 80 darbesi olduğunda daha önce şeye gitmiştim. Afganistan'a, İran'a. Niye gitmiştiniz? Afganistan'daki şeyi görmek için ama İran'da inkılabın birinci yıl dönümüne gitmiştim. Davetli olarak gitmiştim. Şimdi bir dakika. Şimdi şöyle. Bu dergiler değil mi? Evet. Bunlar Tevhid'in ilk sayısı, Şura'nın ilk sayısı evet. Ve Hicret'in ilk sayısı. Bunları siz mi çıkarıyorsunuz bu dergileri? Siz mi çıkardınız? Tevhid'in zaten sorumlusu bendim. Hicret'in de aynı şekilde. Şura'da rahmetli Yılmaz Yalçıner vardı. Ben hapisteydim Şura'ya çıkmaya başladığında. Ama sonra... Tabii bunlar ama öyle sıradan dergiler değildi. Tevhid çünkü haftalık dergi 45 bine ulaşmıştı tirajı. Hı hı. Ve o gün yani şeyi besleyen, Akıncı Gençliği besleyen aşağı yukarı tek şey. Ama ben çıkarıyorum değil, arkadaşlarımızla birlikte çıkarıyorduk. Yani bir grup arkadaşımız vardı. Şimdi o zaman İran'daki İslamcıların mücadelesi olacak ki daha İran'daki zaferin hani devrim gerçekleşmemiş henüz değil mi? Tabii. Tabii evet. O zaman henüz yok öyle bir şey. Ve sonra biz tabii bütün bunlar ama biz sonra 12 Eylül askeri darbesi olduğunda hemen baktık benim 14 seneye 3 tane ceza derhal ceza verildi ağır cezadan ve 33 tane de davam vardı. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi siz İran'da 79'da İslam devrimi oluyor. Siz İslam devriminin 80 yılında 80'de birinci yıl dönümüne gittim. Davet ediyorlar. Evet. Hangi sıfatla davet ediyorlar? Mümtaz Soysal, evet. Efendim Ömer Kürkçüoğlu vardı. Hı-hı. Profesör Ankara İlahiyat. Sonra Şevket Kazan ve ben. Ve siz gazeteci olarak davet ediliyorsunuz. Herhalde yani evet. Herhalde ben çünkü ama bu arada dergilerde İran'daki hareketleri devrimi Ali Bulaş vardı şeyde ayrıca birkaç arkadaş daha devrimi vardı. Devrimi destekleyen yazılar yazıyorsunuz. Tabii destekliyorduk. Bundan yani, dolayı da olabilir. Tabii elbette ki yani biz destekliyoruz çünkü Allahu Ekber diye ayaklanmış bir halk bir tarafta da Amerikan kuklası olan. Şimdi Erbakan'ın sözünü de görüyorum orada. İran halkının isteğini saygıyla karşılamak gerekir. Tabii. Evet. Yani bizim o şeylerimiz var o dönemde. Ama haliyle bir de işte 12 Eylül öncesi sağ sol kavgaları vesaire
İslami bir grupta çıkıyor artık yavaş yavaş. Kenan Evren'in hatıralarında vardır o. Artık diyor sadece Marksistler ve ülkücüler değil. Bir de İslami bir kesim çıkmaya başladı devlet bünyesi içinde diyor. O zaman müdahale etmeye. Siz hapisten çıktınız. Dergilerde biraz yazılar yazdınız. Bu dergi. Artık her dergi, bizim her dergiden yazılar çıkıyordu. Aleyhimize davalar açılıyordu. Evet. Sonra birinci yılında 80'in Şubat ayında İran'a gittiniz. Evet. İran'da dönmediniz mi kutlamalara? Şimdi 80'in Şubat ayında gittik. Evet. Şubat'tan sonra Haziran'da bir daha gittim. Orada Amerika'nın İran'da işlediği cinayetler araştırma konferansı vardı. O konferans için gittim. O konferans sırasındayken benim 3 yıllık bir hapis cezam daha 163'ten temyiz tarafından tasdik edildi. O hapis niye? O da 163'ten yine. O da Milli Gazete'deki yazılardan mı? Milli Gazete'den, evet. Veya dergilerden, bu gazetelerden, evet. Dergilerden. Çünkü 33 tane dava vardı hakkımda. Evet. Her birisi 163'tendi. Başka bir şeyim yok. Bu arada 4-5-6'yı da yansıtır mısın? 4-5-6'yı bunları alıp, evet. Buyurun. Sonra biz tabii gittiğimde Haziran başında gittiğimde İran'dan sonra Afganistan'a geçtim. Çünkü İran'dayken, evet. İran'da Afganistan'ın işgalini protesto etmek için... Biraz kalsın bu resimler, evet. Aşağı yukarı şeyin hiç kimsesi yoktu. Afganistan Müslümanlarını temsil eden kimse yoktu o konferansta. Bir, affedersin ben demek hoş bir şey değil ama orada tuttum Rus delegesini susturduk. Beni dediler burada saygı göstereceksin, hepiniz misafirsiniz. Aksi halde atarız vesaire. İyi dedim. Peki ama biraz sonra Rus delegesi tuttu. Dedi ki biz Afganistan'ı kurtarmak için gittik vesaire falan deyince ben bir defa daha Afganistan bir şey ülkesidir, Müslüman ülkesidir. Oradan çekil İvan diye bir slogan İngilizce. Onu söyledikten sonra ben tamam bütün toplantı iptal edildi. O sırada dışarıya çıktık, bir baktık valizleri elinde Burhanettin Rabbani ve Hikmetyar gelmişler, yeni geliyorlar konferansa yetişebilmişler. Onlar soruyorlar, diyorlar ki hayrola ne oldu falan. Diyorlar ki ya Türkiye'den birisi gelmiş burada diyorlar, karıştırdı konferansı. Onlar dediler bu kimdir falan, onlarla dost olduk. Ve evet. Dediler İlk aman, defa orada karşılaştık. Tabii. Ve sevdik birbirimizi. Özellikle Rabbani ile. Hikmetyar da iyiydi ama Hikmetyar ile sonra biraz daha mesafe koyduk. Evet. Çünkü Hikmetyar çok radikaldi. Mümkün olduğunca daha ılımlı daha ve kucaklı. Kan dökücülükten evet. Uzak durmaya çalışan. Rabbani. Tabii Rabbani öyleydi. Hikmetyar kendisine göre tabii tutarlı. Herkes kendisine göre tutarlı. Siz bu arada 3 yıl hapsiniz var. Onaylanmış, aranıyorsunuz. Tabii. Daha 33 tane de davam var. Sonra buradan da 12 Eylül onu söyleyeyim. Ben buradan Afganistan'a gittim. Hikmetyarlar davet etti. Peşaver'e gittim önce. Peşaver'den Afganistan'a geçtim. Oralarda benim yaptığım bir protestodan ibaretti o konferansı dağıtmak şeydeki. Evet. Ve tabii bu konferansın da orada bir yazı yazdım. Dedim ki rahmetli Behişti vardı inkılabın önde en seçkin ve Müslüman dünyaya gönlü açık olan birisiydi. Allah rahmet eylesin diyorum. O duymuş dedi ki gittim anlattılar dedi. Tercüme yapan bir Azeri çocuk vardı. Onunla birlikte şehit oldu o da inşallah. Anlattım dedim bakın dedim burada İslam inkılabının tertip dediği bir konferansı var ve bu konferans komünist partilerinin propaganda kürsüsü haline dönüştürüldü dedim. Rusya'nın İtalyan Komünist Partisi geliyor şu. Bunları dedi, sen dedi tamam dedi bunları en iyisi bir yazabilir misin sen dedi. Yaz dedi, yayınlansın dedi. Şimdi biz bunları ben yazdım, tercüme ettirdiler. Bir sayfa uzun, tam bir sayfa Türkiye bilmem Türkiye'den gelen filan delege böyle diyor diye yayınlandı, okundu. Meclis karışmış orada da vesaire. İşte ben ondan sonra dediler ki bana sen dediler Afganistan'a da davetliydin değil mi dediler Rabbani falan dediler. Evet. Seni burada belki de koruyamayız dediler. Sen en iyisi şimdi git biraz bir yatışınca yaklar. Çünkü beni Sadr öbür tarafta bir tarafta. Ondan sonra ben Pakistan, Afganistan oralarda dolaştım epeyce. Ondan sonra gizlice Türkiye'ye döndüm.
biraz öyle şey yaptı. 12 Eylül'den 10 gün öncesinde Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye sahte bir kimlikle. Kimliğimi kaybettim dedim Türkiye elçiliğine Tahran'da. Bir isim söyledim. Gelirken Tahran üzerinden mi geldiniz? Tabii. Evet. Otobüste geldim. Evet. Dedim bana dedim bir yeni kimliğimi kaybettim dedim. İsmin ne falan filan. O zaman bir değişik kimlik, bir isim söylediniz. Söyledim. O kimlikle dediler bunu Türkiye'ye gidince bütün resmi makamlara, çünkü Türkiye elçiliğinin imzalı kağıdı var. Bu pasaport yerine geçer dediler. Böylece geldim. Ankara'ya, İstanbul'a gelinceye kadar onu gösteriyorum. Evet. Tamam dediler. Hemen bunu kimlik al kendine. Tamam dedim. Alırım dedim. Ve ben geldikten bir hafta sonra askeri darbe oldu. Darbe 12 oldu. Eylül oldu. Evet. 12 Eylül'den Cuma günü askeri darbe oldu. Cumartesi, pazar. Pazartesi arkadaşlar geldiler. Şimdi profesör olan arkadaşlar var. Öğrenciler geldiler. Abi dediler. Galiba dediler bize yumuşak davranacak darbeciler. Niçin dedim. Bakın dediler senin davanı bugün dediler. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vermişti. Onlar çocuklar bilmediği için yetkisizliğin ne manaya geldiğini. Çünkü askeri, askeri idare var. Askeri idareye havale ediyor. Evet. Ve tamam dedim o öyle değil. O zaman ben bismillah dedim. Ben buradan bunlar neler? Çünkü hapis yattım. Niye yatacağım? Ya gideceğim. Tamam sizin resmi ideolojinizin doğruluğuna iman ediyorum. Tövbe edeceğim vesaire falan da. Ya öyle bütün söylediklerini inkar edeceksin. Veyahut da tamam diyeceksin. Ben buyum diyeceksin. Ve çürüyeceksin hapislerde. Niye dedim? Allah'ın arzı geniş. Bismillah. Kimisi dedi ki seni Almanya'ya götürelim. Hayır dedim. Kimisi dedi ki seni Arabistan'a götürelim dedi. Ona da hayır dedim. Götürme imkanları da vardı. Hatta birisi dedi ki ismin lazım değil. Şimdi hayattan çekildi. Allah rahmet eylesin. İyi bir adam. Bir eski genel müdürdü. Erbakan Hoca'nın genel müdürlerinden birisi. 117 işçi götüreceğim gelecek hafta dedi Suudi Arabistan'a. Bir tanesi de senin de onların arasında. Ama dedi Suud'dan çıkamazsın dedi. İki sene iş dedi yani öyle. Ben Suud'u işin doğrusu sevmiyordum ve sevmiyorum da hala da birçok şeyleri. Sonra İran'a gittiniz. İran'a dedim, İran, Afganistan o taraflara doğru giderim. Çünkü İran'da büyük bir sosyal hadise var, onu gözlemlemek imkanım olur diye. Oraya gittim ve oradan hem Pakistan, Afganistan, Orta Asya, Kafkaslar, Orta Doğu yani oralar. Azıcık şöyle bir derken 18 senecik geçti orada. İran'da. İran merkezde olmak üzere. Peki İran'a vardınız. Nerede kalıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Geçimim hepsini kalemimle şey yaptım. Hem İran gazetelerine mi yazıyorsun? İran gazetelerinde değil önce. Önce radyoda çalışmaya başladım. En azından Farsça bilmiyorum ama. İran'da bir radyoda. İran'da bir radyoda çalışıyorum ama orada yaptığım yapılan tercümeleri okunacak hale, radyodan okunacak hale geçiyorlar. Akçanız var mı? Yok. Evet. Ben sadece düzeltiyorum. Ve benim düzelttiklerimi de çoğu insanlar derler ki bu Selahattin'in sesi zannediyorlar. Halbuki benim sesim değildi. Bir başka arkadaşımız vardı. Diksiyonu iyiydi. Ve benim yazılarımı da aşağı yukarı artık alışmıştı devamlı. İsmini Tahran'da söylemeyeceğim. Tahran'da mısınız? Başka bir şey. Tahran'dayım. Oraya dediler yani o savaşın 8 yıl boyunca o savaş o bombardımanların altında. İran-Irak savaşı. Tabii İran-Irak savaşı. Bazen bir günde 10 bin kişinin cenazesinin geldiğini yaşadık yani öyle şeyler. O kolay bir şey değildi o savaş. Ondan sonrası sonra savaş bitti. İmam Hümeyni vefat etti. Ondan sonra işte Hamene'yi geldi vesaire derken ama yavaş yavaş inkılabı, tamam inkılaba karşı olanlar vardı. Şahçılar vardı veya kavmiyetçiler vardı. Nasyonalistler vardı. Farsçılar, Türkçüler, Kürtçüler, Arapçılar, Türkmenciler, Beluçlar vesaire bir sürü şeyler var. Her birisinin yanında ben orada yani onlarla bir bağımız yok. Ama sonunda inkılabı yapan kesimler arasında da ihtilaf çıktı. İnkılabın yani Müslüman dünyayla, diğer Müslüman toplumlarla olabildiğince barışmak ve iç içe olmak siyaseti takip edenler vardı. Bir mesela Muntazeri vardı, Ayetullah Muntazeri. Televizyonda İslam tarihi dersleri verirken Hazreti Ayşe'den hadis naklederdi ve Ayşe Ummul Mu'minin diyor ki diye başlardı ve bu İran şeyinde veyahut da bir Rafsanjani geliyordu. Cuma hutbelerinde biz savaş boyunca bizim bütün iç sınırlarımız Azerbaycan hariç diğerleri
hepsi Sünni kardeşlerimizdir. İçerisi, evet. İran'ın bütün çepeçevre, Afganistan sınırı, Pakistan sınırı, Arap, Irak sınırı vesaire, hepsi Kürdistan, İran Kürdistan'ı, Kürdistan eyaleti vardır orada, İran Kürdistan'ı. Ama Azerbaycan Şii'dir falan. Ama bütün bunlar bir savaş, 8 yıl süren bir savaşta yabancıların en fazla istifade edebilecekleri bu gibi ayrılıklar asla Sünni kardeşlerimiz ihanet etmediler bu ülkeye, bizimle omuz omuza savaştılar, şehit düştüler diye. Yani böyle ufuk açıcı şeyler vardı. Ama siz orada bu, ev tuttunuz. Tabii tabii. Orada ev. Yalnız mısınız? Yok. Ben gittikten 3,5-4 ay sonra hanımım, rahmetli hanımım orada vefat etti ve kızım geldiler. Orada kalıyorum ve bu arada Keyhan Gazetesi'nde ve Cumhur İslami Gazetesi'nde de artık Farsça'da öğrendikten sonra yazılar yazarak geçimimi de o şekilde temin ediyorum. Gazeteye gelince, radyoda gelince, radyoda ben çünkü hiçbir belgem falan olmadığı için en cahili bendim radyonun. Onun için de herkes mesela 20 bin tümen onların parası, 20 bin tümen alırken ben 5 bin tümen alıyordum. Yani onu da söyleyeyim. Yani öyle bol para falan filan değil. Ve diyorlar ki ne yapalım? Sana kanun müsaade etmiyor. Sonra orada siz devrimin artık 18. yılında mı ayrıldınız? 18. yılında şöyle oldu. Yani 18 yıl, 19-20. yılına doğru gelirken. Bu arada Türkiye'yi izleyebiliyor musunuz? Yani tabii. İran devrimi Türkiye'de nasıl yankılanıyor mesela? Türkiye'de nasıl yani etkiliyor? Onu tabii hem takip etmeye çalışıyorum hem bize yani her hafta 800'den fazla mektup geliyordu İran radyosundan. Radyo çünkü o zaman Turgut Özal zamanının daha o radyoların çoğalması, televizyonların çoğalması gibi şey yoktu henüz. O problemler olduğu için onları biraz elbette tabii Türkiye zaten benim asli şeyim. Ben mesela İran'da hiçbir zaman İran vatandaşlığı istemedim ve alabilirdim. Alabilirdim. Almanya'da da alabilirdim. Hatta hatırlattılar. İstersen dediler 10 yıl kaldım. Peki büyükelçiliğe falan gidiyor musunuz? Büyükelçilik hayır. Biliyor musun İran'da olduğunu? Belki yani, biliyordu ama arada, ama Türkiye'de hakkınızda arama kararı var. Tabii. Var. Tabii. Peki şu var mı? Yani bir 80 öncesi hani şöyle 79'da İslam devrimi olduktan sonra sanıyorum 80'e kadar falan İran'la ilgili haberlere de Genelkurmay bir kısıtlama getirmiş herhalde. Tabii. Nasıl tabii. Bir kısıtlamaydı? O bir defa şeylerde kadınların gösterilere katılması çünkü örtülü hanımlardı. Onlar İran'daki, Allahu Ekber diye. Tabii. İran'daki gösteri. Tabii. Bu gösterilerin televizyonlardan gösterilmem. Televizyon zaten. TRT. Evet. Bütün televizyon. Başka televizyon başka. Yok. Efendim. Ve erkeklerin de seslerinin verilmemesi. Çünkü herkes sadece Allahu Ekber diyor. Ve la Şiiye, la Sünniye. Vahdet-i İslamiye. Yani Şiilik, Sünnilik yok. İslami vahdet evet. Var diye. Bu noktada sabit kalabildi mi İran? Bu ayrı bir konu. Ayrı evet. Bir siyaset şeyi. Evet. Orasını. Ama ben İran'da Müslüman dünya, diğer Müslüman toplumlarla asırlar süren bir, 500 sene süren bir Şiilik, Sünnilik meselesinden sonra ayrı düşmenin acılarını gidermenin çaresini düşünen kadroların olduğunu da gördüm. Ama onlar sonra işte Muntazir'i azledildi, sonra vefat etti. Sonra yani Şii mezhepçiler daha mı güçlendi? Öyle diyebilirim. Yani onlar da şöyle diyor ki yani Şia gerçek İslam. Öbür tarafta Sünnilik de diyor ki gerçek İslam Ehl-i Sünnet diyor. İran'ı yine soracağım ama 18 yıl orada böyle çalıştınız radyo, gazete falan. 18 yıl sonra ne yaptınız? Neden ayrılma gibi? Ben baktım orada inkılabın yanında olanlar arasında bir ihtilaf çıkıyor. Bir yani İslam Birliği fikrine ağırlık verenler bir de asıl olacaksa Şia esasında şey olacak. Aa, bana da kimse yani böyle bir sen Şiisin, Sünnisin, Şii ol falan diye öyle bir şey asla söz konusu değil. Herkes de biliyordu. Ama o şekilde baktım her iki tarafta da ayrışma sırasında dostlarım vardı. Hem de üst kademe dostlara kadar gidecek. Tabii onların her birisi hayattan çekildi çoğu. Ve ben o zaman orada dedim ki iki tarafta da olmayayım. Ben biraz da Türkiye'nin batısına hiç gitmedim. Avrupa'yı göreyim dedim. Kendiliğimden çıktım. Bazıları zannetti ki İran'dan atıldı falan filan. Yok öyle bir şey değil. Evet. Hatta üstelik de en iyi örneklerden birisi olarak Muhammed Hatemi'nin Cumhurbaşkanlığı dönemi. Muhammed Hatemi çünkü dış dünyada da en saygın cumhurbaşkanlarından birisi olarak isim yaptı. İrşad Bakanlığı döneminden de birlikteydik zaten. Yani onun zamanında ben ayrıldım. Almanya'ya geçtim. 17 senecikte orada kaldım. Almanya merkezli olmak üzere bütün Batı Avrupa ve
Bosna'ya kadar. Almanya'da ne yaptınız? Orada ne, nasıl geçindiniz? Almanya'da da Almanya'da zaten ondan sonra Almanya'da bir defa zaten Milli Gazete Almanya baskısında dediler ki sen bize yazı yaz. Fakat 11 Eylül hadisesi oldu. 11 Eylül bir de orada Milli Görüş'te kalıyorum. Teşkilatın yatakhanesi var. Orada kalıyorum. Bu arada ben şeyde kız ne yaptı kızınız? Kızım İran'daydı o evet. zaman. Hanım vefat etmiş orada zaten. Şimdi İran'da evlenmişti kızım. Ondan sonra ben Almanya'da şöyle bir şey oldu. 2001'in 11 Eylül'ündeki hadiselerden sonra Milli Gazete'den ya bu milli senin yazıların ister istemez Milli Gazete'yi ve Milli Görüş'te ilzam eder diye şimdi Yeneroğlu falan var ya onlar evet. Hukuk bürosundalardı. Onlar dediler ki abi dediler bir de Erbakan'ın yeğeni vardı. Mehmet Erbakan evet. doktor. Onlar dediler ki ya yazıyı biraz ara verelim dediler. O sırada Allah rahmet eylesin Mustafa Karahasanoğlu Frankfurt'a gelmişti. Bir görüşelim dedi. Görüştük. Sen bize yazacağız abi dedi. Ve ben 2001'den 2009'a kadar 8 yıl haftada 6 yazı olmak üzere Vakit gazetesinde, Akit'te, Vakit'te neyse. Resimsiz. Evet, resimsiz. Niye resimsiz? Ben sevmiyorum resmi. Hatta şimdi Star'da da bir önce koymuyordum. Ben resim yani şimdi 5 senedir de aynı resim. Çok karizmatiksiniz. Yapmayın hocam öyle şey. Yok. Yani olsun resminiz. Peki sırf yani sevmiyorsunuz. Milli Gazete Vakit'te, Akit'te yazmaya başladınız. Haftada 6 gün. Değil mi? Evet. Sonra niye Vakit'ten ayrıldınız? Ben Vakit'teki şeyim de şunu söyleyeyim. Vakit'te tabii 2500 mark veriyorlardı. Bu bana yetiyordu. Sonra marktan şeye çevrilince, euroya çevrilince 1250'ye haliyle yarı yarıya oldu. Onu da 750'sini falan ev kirası veriyordum. Ve gerisiyle de geçimimi temin ediyordum. Fakat Vakit'teki bir Vakit'le ilgili değil ama bir şey oldu. Biraz şimdi hayatta olmayan bir arkadaşın bir mevzu vardı. O mevzuda bir yazı yazdım ben. Bu dedim yani hemen arkadaşımıza oyuna komplo kuruldu demek yerine eğer tahkik edilsin hukuki bir mesele iddia vardı dedim. O vefat eden arkadaş kaldı ki dedim bu arkadaş şimdi bazı şeyler böyle hoş olmayan şeyler her yerde tarz bir yazı yazdım falan dedim. Ona da yazmışlardı Vakit'te dediler ki yazıyı yanlışlıkla okumadık. Yazının muhtevasına tamamıyla katılmasak bile, yani bilerek yayınladık diye. Ondan bir hafta, 10 gün geçtikten sonra da bir mesaj girdim ve Ali İhsan Karahasanoğlu'ydu. Sonra baktım, Vakit Yazı Ailesi diye bir not. Yazılarınız 3 güne düşürüldü. Dedim. Ben de o zaman size hayırlı hizmetler diliyorum. Ama şöyle ben bunu sonradan sordum hani niye şey olduğunu. Şöyle dedi hem de yani sıradan biri değil gazetenin yönetiminden birine sormuştum. Yani hakikaten o dönemde yeni yazarlar da şey yapıyorduk. Burada bir art niyet yoktu. Yani 3 güne bazen yazarların gününü düşürüyoruz. Yeni yazarlar katılınca sütun meselesinden dolayı. Yoksa ama biz dolayı. Yani biliyorsunuz yani şunun için bunu ta 2009'a kadar 1972'den 2009'a kadar aşağı yukarı bu genel olarak güle güle demek gibi bir mana veriyordu. Direkt diyebilirlerdi artık biraz dinlenin. Yok arada aramızda bizim hem Mustafa Bey'le hem Ali İhsan Bey'le yorumladınız. Böyle bir şeyimiz yoktu ve hatta Allah rahmet eylesin Hasan Karakaya bizim tam Milli Gazete'den beri birlikte evet. çalıştığımız bir kardeşimizdi. Öyle bir şey oldu. Demek ki dedim öyle münasip gördüler. Eyvallah dedim. Size hayırlı hizmetler diliyorum dedim. Ve öyle kaldı. Ama şimdi mesajlar geliyor. Akit'teki yazılarını özledik. Yine dönürse çok seviniriz şeklinde. Valla ben Vakit ayrı bir şeyde değilim ben. Vakit'le ve ben hatta dün akşam şeyi izledim. Ali Karahasanoğlu, Ali İhsan Bey'i. Evet. Dedim ya benim dedim gençliğimi hatırlatıyor dedim Allah ona da uzun ömürler versin. Evet. Ben dedim o kadar heyecanlı böyle şeylerimiz vardı. Evet. Yani olabilir. Ben bir yanlış anladım belki orada. Çünkü evet. dışarıda yurt dışında olmanın getirdiği insanın psikolojik açıdan hassasiyetler oluşuyor. Evet. Ve sıkıntı olmadı ben mı? Ben bunu hakikaten yetkili bir abimizden duydum. Yani olabilir. Özellikle sordum sizin için. Yani
Hakikaten dediler o dönemde birçok yazarınkini azaltmıştık. Olabilir. Yani yoksa Selahattin abi bizim abimiz zaten. Yani 3 gün değil de mesela artık biraz başka türlü diyebilirdik dediler. İşte, ama yani Hasan şey, Mustafa oldu. Bey ve Ali İhsan Bey deselerdi bana telefonla konuşuyorduk. Evet. Hatta bazı şeylerde mesela şunun için yayınlanmadı. Bir yazı mesela bir şey vardı. Diyorlardı bu bir problemli evet. olabilir. Tamam ben öyle de olabilirdim ama... Evet. Da öyle oldu. Neyse Selahattin Eşçakırkil bizim abimiz her zaman. Ben de kardeşlerimizdir. Biz yani evet. ben geçen günde bazılar için yadırgadığımda söylüyorum bazı şeyler. Mesela aynı inanç değerlerinden, aynı değerler çeşmesinden su içmiş insanları diyorum. Bazılarına evet. yadırgıyorum. Mesela bir hadi ismini tekrar demin söyledik kendi aramızda Fatih Uğurlu ile konuşurken. Temel Bey'i anlamıyorum. Aynı değerler şeyinden yıllarca su içtik ama şimdi tanımaz. Kaldı ki bu aman efendim AK Parti pırlanta gibidir tercih o manada değil. Ben bunu doğrudan doğruya Tayyip Bey'e de söyleyebilirim. Yani Tayyip Bey de esasen böyle bir şey isteyen birisi değil. Hata olabilir, hatasız insan üretmeyin diyebilen bir insandır. Ama biz yani gerçekten bunca şeyden sonra bir alınan mesafeleri yani bir nihayet adamlar bir darbe yapıyor, sizin değiştiremediğiniz şeyleri bir anda bütün bir anayasa bir gecede değiştiriyor. Hatta 27 Mayıs'ın çok komik bir şeyi vardı. 27 Mayıs'ı değiştirdiler, hemen yönetmeliklerle, bildirilerle idare ediyorlar. Menderesleri ne için idam ettiler? Dediler ki şey yaptınız siz, anayasayı ihlal. Ya siz anayasayı tamamen kaldırdınız. Peki siz Almanya'dan nasıl döndünüz sonra? Almanya'dayken bu arada davalar devam ediyor. Tabii 33 tane dava. Bu arada ben 11 sene vatandaşlıktan atıldım Kenan Evren tarafından bulunamadığım zaman. Bulunamadığımda İyabınızda atıldınız. Atıldım 93'e kadar Turgut Özal'ın son döneminde yurttaşlık vatandaşlıktan atılanlar iade edildi bütün şeyleri. Bizimki de öylece iade edildi ama bu sefer de Almanya'dayken ben farkında olmadan ve diğer yerlerde Kudüs Kurtuluş Ordusu diye bir ordu kurmuşum. Haberim yok şimdi Allah şahit. Ya yani fakat dediler Almanya'dan hatta istenmiş ve bunu tabii buradan istemişler beni. Sevgili öğretmenim 12 13 14'ü yan yana verir misin? 12 13 14. Evet. Sonra yani burada 14 yıl AK Parti 14 yıl iktidarda ben Allah şahit hiçbir talep şu bu falan yani ben ne ya mahvolduk falan filan demeyeyim. Ben öyle bir şey değil. Ben yani inandığım değerler ona bir söz ki bizden sadır olmuştur bir görüştür. Neticesinin bedelini kendi başıma tek başıma ödemeye kimseye bulaştırmadan da kendi evet. başıma ödemeye hazırım. Peki 28 Şubat'ın bir yansımasını gördünüz mü? Almanya'daydınız ama. Tabii. De ondan sonra benim Almanya'da olduğumu bir arkadaş biraz şeylik yapmış. Ve savcılardan birisine söylüyor. Aa Almanya'da mı o demiş. Almanya'dan. İstediler. İstediklerinde bizi nihayet evet. Almanya'dan mahkemeden mahkemeye gelmesi halinde hüküm kesinleşinceye kadar tutuklanmayacağına dair mahkemeden güvence belgesi diye bir yöntem varmış. Onu bildirdiler bana ve hemen bildirdiklerinde o zaman dedim bismillah ben dönüyorum. Hatta Almanya'da daha önce dediler ki 10 yılı geçenler 16-17 yıldır tek bir defa hiçbir adli bir şeye karışmamışsın. Tertemiz bir şey olarak. Yani dediler sen yazarsın falan filan. Evet. Yani vatandaşlık da teklif ettiler. Vatandaşlık verebiliriz size. Talepte ben Türkiye'yle küsmedim diyorsun. Yok küsmedim de ne halkıma küsmedim ne ülkeme ve bu toprağı aziz bilmek manasında değil. Ama ben bu toprak, ben bu ülkenin çocuğuyum ve ayrı bir toprağa bağlı duruma düşmek istemedim. Evet. Yani bunu yadırgadım kendi içimde. Siz tam Türkiye'ye döndünüz. Star gazetesine yazmaya başladınız ama laikçi gazete, Cumhuriyet, Oda TV, Sol gazetesi böyle başlıklar attı. Uğur Mumcu cinayeti sanığı yandaş medyaya yazar oldu. 35 yıldır İran'daydı demiş. Uğur Mumcu'nun oğlu hoş geldin Selahattin Bey kardeşim diye diyor.
Diyor ki muhtemelen tanımazsınız ancak ben tanıyorum Selahattin Eşi olarak. Babamın cinayet davasındaki sanıklardan biri olarak tanıyorum. Hakkında yakalama emri olan, Interpol'de kırmızı bültenler anan ve İran'da yaşayan birçok siyasi cinayetin sanığı olarak tanıyorum. Öyle yaptılar. Yani ben demek ki haberim olmadan birçok cinayetleri yapmışım, işlemişim ve Kudüs Kurtuluş Ordusu kurmuşum. Ve hatta geldiğim zaman mahkemede dediler ki yani siz dediler... Yani Kudüs Kurtuluş dedim ben olmayan bir meziyeti kabullenmek ahlaki değil. Yoksa dedim keşke dedim Kudüs Kurtuluş Ordusu diye bir şey gerçek olsa dedim. Ben bir Müslüman olarak bunu suçlama kabul etmem. Bir de iftiharla kabul ederdim ama olmayan bir meziyeti kabullenmek ahlaki değildir diye. Bu Uğur Mumcu'nun oğluna gelince hemen ertesi gün ben Star'da bir yazı yazdım. Mumcuzade Özgür Bey'e diye. Evet. Ve onu da... Olsaydı belki şey olurdu onun yanında. Yani hiçbirisi özür dileri diyemediler. Hatta Can Dündar mıdır nedir şimdi Almanya'da oralarda o da işte Uğur Mumcu sanığı bilmem ne falan. Ben nerede sanık? Benim hakkımda hiç kimse böyle bir dava açmadı. Bahriye Üçoğlu ben yapmışım bilmem Mehmet Ali Kışlar. Allah Allah. Mehmet Ali Kışlar mı? Ahmet Taner Kışlalı. Ahmet Taner Kışlalı. Mehmet Ali Kışlalı kimdi bilmiyorum. O da Cumhuriyet yazarıydı. Ha falan öyle. Yani bu gibi şeyleri... Peki niye sizin adınıza geçirdiler böyle? Şimdi belki şöyle oldu. Mesela bir kitap çıktı. Bir arkadaş İran'a nasıl bakmalı diye bir yazı yazmış. Sonra hakkında 163'e aykırılık davası. Hapisten çıkacağı sırada demişler ki bundan dava açıyoruz. O da demiş ki bu kitabı ben yazmadım. Selahattin Eş yazdı. Öyle mi? Hemen mahkeme bilirkişi raporu, bilirkişi tayin ediyor. Bilirkişi de diyor ki evet diyor, Selahattin Eş'in üslubuna benziyor diyor. Ve ondan dolayı o arkadaşa dava açmadılar. Benim diyeyim. Ben halbuki kitaptaki görüşleri de peki, kabullenmiyordum. Bu suçlamalara dönük bir şey yaptınız mı siz? Yok. Yani bunlara benim hakkımda bir şey yok. Ben sadece cevap verdim şeye. Uğur Mumcu'nun oğluna. Ama bir yani incelik gösterip, kibarlık gösterip ben son derece saygılı bir şeyle ailenizin acısı ben böyle şey üzerine ben üstelik de elhamdülillah ki gerçekten de insan kanına elim bulaşmadı sağlıkçılığım dışında. Sağlıkçılığında ameliyatlara katıldığım olurdu. Şimdi o ayrı. Şöyle bugün Star gazetesini yazıyorsunuz. Daha radikal bir gazete değil. Daha ılımlı bir gazete. Star gazetesi. Bu arada birlikte de çalıştık sevgili izleyenler. Ben 2011 ile 2018 arası Star'daydım. Selahattin abi de 2015'te başladınız değil mi? 2015'te. Geldiğimde tamam. 4 ay 5 ay sonra. Dolayısıyla şöyle hani Selahattin Eş Çakırgil Star gazetesi gibi ılımlı bir gazetede yazması yani şu 7-8-9'u yansıtabilir misin? 7-8-9'u vole. Şimdi nasıl bir şey? Yani siz... Onu şöyle söyleyeyim. Ben bir defa tabii hiç böyle bir şeyden haberim yoktu. Yani şöyle bunun için diyorum. Bakın siz bu gazete dergilerden çıkartıcısı mısınız? Mesela Hicret, tabii. Şura, Tevhid. Bunları siz mi çıkardınız? Yoksa Şura'da bu Şura'nın bu Şura'da yokum. Şura'da ben içerideyken yayınlanmaya başlamıştı Şura zaten ben hapisteyken. Ama Hicret'te ve Tevhid'te doğru. Tevhid'i doğrudan dolayı muhtevasının sorumluluğundan ve Hicret'te de ikisinde de muhtevanın o dergilerde çıkan şeylerin sorumluluğundan, okuyucuya karşı muhteva sorumluluğundan sorumlu bendim. Sahibi kimdi? Sahibi bir arkadaşı öyle bulmuştuk. Şimdi şunun için bunları yansıttım, şunun için. Şimdi mesela bu kapaklar anayasamızın kaynağı Kur'an olacaktır. Bizi kurtaracak inkılap İslam inkılabıdır. Şimdi Firavun Atatürk'ü rehber edinmiş gibi. Ya bu kapakları bugün yapabilir miyiz mesela? Şimdi o günkü şöyle, 70'li yıllar. Şeyh Sadi Şirazi diyor ki 700 sene öncelerde, 600 sene öncelerde doğru sözü doğru zamanda doğru muhataba doğru bir üslupla ulaştırmak lazım. Şimdi bazıları diyor ki abi diyor neydi o kastel dergiler ya diyor ateş kor parçası gibi. Evet. Yeniden çıkarsanız ya diyorum o gün onlar oluyordu. Bugün buna gülünür diyorum. Bu bugün için değil. Bugün yeni sözler söylemek lazım. Ama ben Star benim haberim yoktu. Ben Star'la bir şeyim yok. Bir gün birisi telefon etti. Ethem Sancak diye birisi. Adını duymuştum. Dedi ki sizinle görüşmek istiyorum dedi. Ben filanım dedi. İsminizi duydum dedi. Ben de sizin isminizi duydum. Görüşelim dedim. Gittim. Görüştük. Dedi ki ben dedi sizin gibi dedi şey diyeyim dedi. Çok... Siz çok coğrafyalar dolaşmışsınız dedi. İlginç bir şey söyledi. Çok coğrafyalar dolaşmışsınız. Ben de çok coğrafyalar dolaştım. Onun için bir beraberliğimiz var.
Senin dedi, onun için şey yapmak istiyorum dedi. Görüşmek istedim dedi. Dedim ya Allah Allah, bunu dedim nereden dedim. Çok coğrafyalar dolaşmış. Hemen arkasından dedi ki, yalnız benimki dolaştığım coğrafyalar fiziki coğrafyalar değil dedi. Sizinki gibi değil. Benimki ideolojik coğrafyalar. Ateizmden, Marksizmden, Maoculuktan, şuradan, Kemalizmden falan filan, laiklikten geldim İslam'a dedi. Aynen deyimi bu. İzlersin, izlesin yani. Aleyhinde bir şey söylemiyorum. Lehinde, o sözler lehindeydi. Evet. Geldim İslam'a dedi. Ve baktım ki dedi, Tayyip Erdoğan dedi, benim üstelik bir şehitmişiz de dedi. Ve benim dedi, düşündüğüm dünyayı dedi, en iyi o temsil ediyor. Ve dedi, gittim onunla dedi, birlikte çalışıyorum dedi. Ve dedi, sizinle, sizi dedi, dergide, şey, gazetenin yönetiminde, hatta birlikte dedim, gazete yönetim biraz o sonraki iş. Birbirim, o dedim, olmaz. Birbirimizi tanımadan olmaz. Ama dedim, bir yazı olabilir. Çünkü geldim, 6 ay geçti, 5 ay geçti. Yani bir diriliş postası vardı şeyin. Hakan Albayrak'ın. Fakat o da sonra ayrıldı oradan. Ben de ayrıldım. Çünkü yenileri tanımıyordum zaten. O sırada işte biz Sısar davet etti. Gittim. Hala da Sısar'da Nuh Albayrak'la da iyi de bir gönül birliğimiz var diyebilirim. Yani Tayyip Bey'le tanışıyor musunuz? Yani tabii. Yani ne zaman, ilk ne zaman tanıştınız mesela? Tayyip Bey 73'lerden beri tanışıyoruz. Hı. Ve irtibatımız hep olur yani. Yeri gelirse telefon eder, yeri gelirse şey olur. Yani görüşürüz. Öyle bir şeyimiz yok yani. Ama ben sadece o telefon ederse, bir şey sorarsa cevap veririm. Ben kendiliğimden bir şey söylemem. Anladım. Bugünkü Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? İyi yolda mı Türkiye? Hem İslami hareket ve anlayış açısından, hem de ekonomi o kadar önemli, ben önemsemiyorum. Ekonomi bugün kötü olur, yarın düzelir. Ama İslami gelişmeler açısından, fikriyat açısından, gençlik şimdi açısından. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Mesela İran'dan gelen arkadaşlarımız var. Geldiğimiz noktayı ben geçmişe göre çok iyi bir noktada olarak görüyorum. Ve dışarıda olanlardan da dersler almamız lazım. Pakistan İslam Cumhuriyeti ilk olarak 1947'de kuruldu. Adı Pakistan İslam Cumhuriyeti'ydi. Evet. Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden geride ne kaldı bilmiyorum. Afganistan İslam Cumhuriyeti var. Taliban şimdi Afganistan Emirliği hatta ilan ettiler. Efendim sonra İran İslam Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, efendim vesaire. Böyle 5-6 tane İslam Cumhuriyetimiz var. Fakat İslam Cumhuriyeti demek de yani İslam Cumhuriyeti olunmuyor. İslam Cumhuriyeti nasıl? Belki Müslümanların Cumhuriyeti, Müslümanların yönettiği bir yönetim. İslam adına denildiği zaman İslam zarar, olumsuzluklar İslam'a da yüklenmiş oluyor. Halbuki Müslüman Cumhuriyeti denilse diye düşünüyorum. Evet. Daha doğru olur. Çünkü Müslüman olarak ben hata yapabilirim. Ha, Tayyip Bey bugün mevcut bu yapının içinde bir merhale taşı olarak herkesin gönlünde bir şey vardır. Ben onun gönlünü bilmem ama ben onun bir Müslüman, dikkatli bir Müslüman olduğuna vicdanen kanaatim var. Onu açık hiç gizlemem. Onu açıkça söylerim. Ha ama bu bütün her yaptığı dost doğrudur falan değil. Evet. Yanlış, kendime göre yanlış bulurum. Evet. Ama gelinen noktayı ben şahsen 40 yıl öncelerde denilseydi ki şunlar 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 olacak denilse, biz ki daha 1969'larda, 68'lerde Ayasofya açılsın diye Ayasofya önünde toplanırdık. Ayasofya açılamaz, açılacak. Hatta Erbakan Hoca'nın rahmetlinin Ayasofya'yı açacak kim ise işte şöyle ona bağlı olun, ona yardım ediniz gibi falan bir hayal bir şeydi. Ben geçen sene şimdi bazı arkadaşlar geliyor, Pakistan'dan, İran'dan, Afganistan'dan her bir işine bakıyorum falan diyorlar. Yani Tayyip Bey bunun farkında mıdır bilmem veya şey yapmıyorum. Öyle bir heves için de yapmaz sanıyorum. Bir Müslüman olarak üzerine yüklendiği, üzerine aldığı vazifeleri yerine getirmeye çalıştığına inanıyorum. Ama insanlar diyor ki Allah-u Teala belki bize de bir gün bir Tayyip Erdoğan nasip eder. Bunu söyleyen insanların samimi kanaatlerini ben burada tekrar etmekten hiç mahsur şey yapmıyorum. Evet, yani bir yozlaşma görüyor musunuz Müslümanlarda? Var. Bu davalar acılarla büyür, refahla dağılır, zayıflar. Refah bizi mahvetti. Yani şey, Hitler Fransa'yı bir haftada dize getirdiği zaman 1940'larda Mareşal Petain vardı.
Ben evet, Marshal Petain dedi ki dostlarım bizi rehavet mahvetti. Eyvallah. Bu bizim için de geçerli. Bizim için de İran devrimini bugün nasıl görüyorsunuz? İran'daki İran iyi mi gidiyor? Yani yok İran mu? İyi gidiyor demek o kadar kolay değil. Ama ben şahsen şunu söyleyeyim. Kısa bir şey söyleyeyim. Çok kısa çünkü süremi. Tamam. Evet. İmam Hümeyni 55-60 sene önce yazdığı bir kitapta Osmanlı'nın dağılmasıyla ilgili tabii bir Şii Molla olarak diyor ki hiçbir Şii Molla'dan beklenmeyecek bir şey diyor ki Osmanlı Devleti Müslümanların elinde büyük bir güçtü. Her ne kadar en azından emperyalistlerden emir almıyordu. Evet. Kendi nefsinden, yanlışlarından emir alıyordu kendi içinden. Ama en azından Müslümanların elinde büyük bir güçtü. Maalesef ona bile emperyalistler tahammül etmedi ve darmadağın edildi diye. Bunu esefle kaydeder. Ben şimdi aynı şeyle bakıyorum. Diyorum ki İran bugün mükemmel değil. Efendim yığınla sıkıntıları var. Hatta bazıları böylece dursun istenler. Hatta emperyal güçler dediler ki mesela İran'a mahsus bir hareket olarak kalsın. Şia'ya mahsus bir hareket olarak kalsın. Örnek olmasın diğer Müslüman toplumlara. Hepsi bunlar geçerli şeyler. Ama İran bugün geldiği noktada bakın kimse ben liderim diyemiyor. Hatta Şah'ın oğlu bile ben değilim demek zorunda kaldı sonunda. Çünkü ne yaptığı belli olmayan, affedersin şey takımı diyelim, ateist takım. Evet. Hatta öyle ki örtülü hanımların çarşaflarına, hatta şey kılık kıyafetler, çarşaf şart değil. Bunların onlara bile sataşmalar olan bir din düşmanlığı haline geliyor. Ve ben şahsen bir din düşmanlığı yerine, yani İmam Hümeyni'den aktardığım söz diyordu ki yani kabili ıslah idi Osmanlı en azından hani düzeltilebilirdi. Evet. İran'daki yapı da bugün kabili ıslah bir şeydir ama şahsen bugünkü yapıda karşı çıkanlar İslam düşmanı olarak tam da emperyalist kuklası insanlar olarak görüyorum. Ateist insan ha denilebilir ki 44 senedir iktidardalar. 44 sene 10 yaşından itibaren aldıklar insanlar bugün 54 yaşında. Ne yetiştirdiler denilebilir. Doğru. Denilebilir ama biz de 80 sene sonra herhalde birileri kalksaydı şimdi şu çilingir sofrasını korun bunlar mı çıkacaktı karşımıza 80 sene sonra 100 sene sonra diye herhalde yeniden bir kafayı demleyelim derlerdi birileri. Evet. Onun için yani bu toplumlar öyle birdenbire değişimin kuralları Allah-u Teala Kur'an'da Ra'd suresinde bir halk kendi halini değiştirmedikçe Allah-u Teala Allah onların halini değiştirmez halinde bildiriyor hükmünü. Bu değişimin sosyal şeyidir ve ayrıca da Hazreti Peygamber'den nasılsanız öyle idare edilirsiniz mealinde. Hadisi çok ilginçtir. Evet. O da değişimin, sosyal değişimin kanunudur, kanunlardır bunlar. Bu açıdan ben baktığımda İran'ın düzeltilebilecek kadarıyla düzelmesini ne kadar düzelebilir? Yani o Şiici kanat yerine Şia'dan vazgeçsinler demiyorum. Daha kucaklayıcı. Şiici kanat kucaklayıcı çizgi olsaydı onlar saf dışı oldu. Mesela bir şunu söyleyeyim. Mesela Muhammed Fazlullah vardı. Lübnanlı. Muhammed Fazlullah çok... Açmışız evet. Ha, tamam. Hemen. Muhammed Fazlullah hatta dedi ki ya böyle bir şey yok dedi tarihte. Biz uydurduk böyle bir şey yok dedi. Hazreti Fatıma'yı yok Ömer öldürmüş falan filan. Hazreti Ali'yi dedi Esedullah diye niteleyeceğiz. Ondan sonra da peygamber kızını koruyamayacak bir Ali. Evet. Bu ne biçim Esedullah olur, Allah aslanı olur dedi. Öyle şey mi olur dedi. Biz uydurduk bunu. Yok dedi böyle bir şey dedi. Yani bunu söyleyebilecek zihniyetteki gönlü açık ve İslam birliği, Müslüman birliği, ümmetin hemen Müslüman birliği deyince de hepsi pürupak insanlar değil. Ama putperest olmayan insanlar. Bugün Almanya'da 4 milyon, 5 milyon Müslümanımız var ama ne kadar Müslüman. Çoğu namaz, niyaz onu bile bilmiyor. Ama diyor ki en azından diyoruz ki putlara taptı. Eyvallah. La ilahe illallah diyor. Bir Allahu Ekber sesiyle haşyete geliyor ve heyecana geliyor. Eyvallah. Ve geliyor burada Ayasofya'yı ne bileyim bir heyecanla ziyaret ediyor. Böyle bir şey. Eyvallah. Onun için... Esselamu Aleyküm diyelim o zaman. Selam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Yönetlerim uyarıyor efendim, çünkü. Peki, ama efendim. Yine inşallah sizi misafir etmek isteriz. Nasıl isterseniz. Ben burada olduğum müddetçe faydalı bir şey olacaksa vakit okuyucularına da selamlar. Ben yabancı bir değilim yani onların. Çok çok titresine. Teşekkürler. Sevgili izleyenler bu akşam misafirim Selahattin Eş Çakır geldi. Hayatı konuştuk. Türkiye'yi, İslamcı hareketleri, dergileri.